böyle işlememiz de fayda var. Evet. Hocam vallahi birçok konuda örnek oluyorsunuz bizlere. Sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkür ederim. Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Artık yavaş yavaş da hocamızı tanımaya başlayalım. Değerli vaktini geçirmeyelim diyorum. Nasıl olsa bu canlı yayından sonra ana menüde tekrar yüklenecek bu program. Oradan da kaçıranlar izleyebilirler. Evet, tekrar değerli hocamıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Nafiz Aydın hocamız. Nafiz Aydın hocamızı bugün ben sizlere özellikle tanımanızı ve bu programı bol bol paylaşarak başka insanlara da bu fırsatı vererek bu değerlerimize, bu akademisyenlerimize, bu tarihi gerçeklerimizi hiçbir çıkar için çarpıtmadan dile getiren bu değerli insanlara bence daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir akademisyen olarak, kendisi de bir akademisyen ama ben akademik camiada kendisine gereken önemin ve değerin maalesef ki bugüne kadar verildiğini düşünmüyorum. Bunu da üzüntüyle karşılıyorum. Yani ismi Nafiz Aydın değil de George'la, Richard'la başlayan bir yabancı olsaydı aynı çalışmaları bence 1000 kat bütün dünyada yankı ve ses getirebilirdi. Ama Türkiye'de Türkçe araştıran nadir insanlardan ve Türkiye'de birazdan kendisini detaylı tanıyacağız. Akademisyen olarak ilk defa bu işi akademik olarak gerçekleştiren, Sümerce dilinin eğitimini ve öğretimini alan ilk Sümerolog kendisi. Bu yüzden çok önemli ve başka önemli birkaç özelliğini de saydıktan sonra kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Yanılmıyorsam hocam, yanlışım varsa düzeltin. 12 dil biliyordunuz değil mi? 12. Doğrudur. 12 dil biliyorum. Yani bu 6 tanesi çivi yazısıyla yazılan diller, diğerleri şu anda konuştuğumuz diller oluyor. Evet ve bunları Arapça da dahil ve hocamız Arapça da dahil, evet. Çok önemli bir özelliği daha var. Biraz Arapça, buyurun. Arapçayı ben yardımcı ders almıştım Almanya'da. O bakımdan 1 yıl okumak zorundaydım onu. Yani kural olarak, kaydı olarak, ama ben bilerek ve isteyerek 4 yıl okudum. Yani öyle güzel bir çalışma yapmış ki bu kadar dili bilen, bu kadar çivi yazılarının neredeyse tamamını bilen, akademisyen olan, konunun uzmanı olan bir tarihçi ve yazar, araştırmacı kendisi. Ve çok önemli bir özellik daha var, ondan da bahsederiz. Kendisi Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunuşunu baştan sona, yani 10 yaşında bir çocuğun takılmadan okuyup tamamen anlayabileceği şekle getiriyor. Ve bunu maalesef Diyanet İşleri'ne teslim etmesine rağmen hiçbir çıkar ve karşılık beklemeden, yani bunu anlaşılır bir şekilde bazı yanlışlar tespit ediyor. Çeviri hataları olduğunu söylüyor ve bunları düzelterek kendisine teslim etmesine rağmen bugüne kadar maalesef ki bu çok değerli çalışmalarından faydalanılmıyor ve bunlar bizlere çok nadir ulaşıyor. Çok değerli kitapları var. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Tek tek bunları da size göstereceğiz. Ama özellikle bunları bilmenizi istedim. Türkiye'mizdeki en önemli Sümerologların başında gelen Nafiz Aydın hocamız. Evet, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz ilk defa dinleyen izleyicilerimiz için? Çok teşekkür ederim efendim. Konuşmama başlamadan önce arkadaşlarımı ve dinleyici arkadaşlar, kişileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bilmelerini isterim ki çok biliyor görünmek için bilinmeyenleri biliyor, olmayanları olmuş gibi göstermeye gerek yoktur. Bunu zaman ben aradan geçen zamanda hep yaptım. Onun için yanlış anlaşılmamasını sağlamak için birçok kitaplar yazdım bu nedenle. Evet hocam. Evet, 16. Evet. Evet, 16 Haziran 1900 Cuma günü bu çadırda doğdum. Ben hemen onu yansıtayım ve çok güzel bir şeyde de bulunacağım. Bununla ilgili kendi yorumumu da yapacağım. Evet. Evet, ekranımızı yansıttık. Burada. Şimdi paylaşımı açıyorum. ve hocamızın doğmuş olduğu yeri sizlerle paylaşıyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. Evet, böyle bir çadırda doğdum. Hocam izninizle bir cümle araya sokabilir miyim müsaadenizle? Buyurun efendim. Yani bu çadır bana öyle şeyler izah ediyor ki, hissettiriyor ki paylaşmadan duramıyorum. Bu çadır 16 Haziran 1942 Cuma gününde, evet, sevgili atamız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Toros Dağları'nda bir yörük çadırının ocağının dumanı tütüyorsa korkacak bir şey yoktur, korkmayın dediği çadırlardan bir tanesi. İşte bu çadırlarda bu Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün tam izinden giden bir insan 16 Haziran 1942'de dünyaya gelmiş ve evet aynı şekilde hiçbir şekilde mücadelesinden vazgeçmemiş ve o ülkenin, ülkemizin bulunduğu o dönemki zorlukların ve kendi çevresel, ailesel zorluklarının hiçbirine takılmayıp bunları bahane etmeden Türkiye'de ve dünyada dalında en önemli çalışmaları yapan insanlardan bir tanesi olmuş ve bize ışık getirmiş. Bu konuları da Türkiye'de ilk öğrenen, aydınlatan akademisyen olarak da kendisine teşekkür ediyoruz. Evet değerli hocam. Ben de teşekkür ederim. Efendim 27 Eylül 1949 günü ilkokula başlayan ben, ortaokuldan sonra 27 Temmuz 1960 günü Antalya Lisesi'ni de bitirmiş oldum. Bu da okulunuz değil mi hocam? Evet, bu okulumuz. Evet, Antalya Lisesi bu. Çok şirin bir okulmuş vallahi, harika görünüyor. Evet. Yeşillik. 1960 yılında olan kuraklık nedeniyle Ankara ve İstanbul'daki sınavlarına katılamadığımdan bir yıl merkez Antalya köylerinde öğretmenlik yaptım. Bu muydu hocam? Hiç gitmeyen köylere gittim. Demek isterim ki o güne kadar 8 öğretmen gelmiş benden önce, en fazla kalan da 40 gün kalmış. Ama ben orada bir yıl kaldım ve takdir topladım. Sağ olun hocam. Burası Havut Yönü efendim. Bir mahalle. Şişerçantı'nın bir mahallesi. Evet. Burada öğretmenlik yaptınız. Daha sonra hocam 61 yılında bu defa 61 yılda 12 Eylül günü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sümoloji Anabilim Dalı'na kaydımı yaptırdım efendim. Ve orada 1960'ta okulu bitirdim ve de kazandığım bir bursla Almanya'ya gönderildim. Bu arada şunu demek isterim. 1936'dan 1965'e kadar geçen 25 yıl içerisinde Önasya dillerini, Sümerolojiyi seçen ilk ve tek kişi benim. Bu nedenle başarılı oldum zaten. Yani tarihi çok sevdiğimden arkadaşlar arasında 7 arkadaştık zaten. Bizden önce arkadaşlar Veysel Donbaz da dahil belki imtihan olmadan fakülteye almışlar. Çünkü kimse gitmiyormuş oraya Sümeroloji zor diye. Halbuki benim öğrendiğim bu 12 dil içerisinde en kolayı Sümerce. Vallahi bravo. Kimsenin yapamadığı bir şeyi ilk defa siz yapmışsınız hocam. Tebrik ediyoruz. Ben 3 Mart 1966 günü bu defa Almanya'daydım ve Goethe Enstitüsü'nde Almanca öğrenmeye başladım. Orada 3 kursa devam ettim. 3 ana kursa, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm. Yeteri kadar Almanca öğrendikten sonra evet 13 Ekim 1966'da Heidelberg'te doktora çalışmalarıma başladım. Yani okul bittikten sonra da doktora çalışmanızı yaptınız ama o dönemde doktora doktor ünvanı yoktu bildiğim kadarıyla. Ben yüksek eğitim olarak, yüksek lisans olarak gittim oraya zaten. Hı hı. Ve ben evet orada öğrendim ki ilk günü yanında doktor yapacağım adam Falkenstein bir hafta önce ölmüş. Bu nedenle ben 4 ay orada kaldıktan sonra Münih'e naklimi yaptırdım. Orada 4 yıl eğitim yaptıktan sonra yurda döndüm. Evet hocam. Şimdi andayız. Evet. Evet. Neden Sümerce'yi seçtim? Çünkü Ankara'da 4 yıl okuduğum derslerde gördüm ki Sümerce bilen yok. Hocalarım bile bilmiyorlar Sümerce'yi. Ane işareti o anlamına gelir. Halbuki onlar agi değil kigi okutuyorlar ya da onu taç olarak tercüme ediyorlardı. Ben bunu bildiğim için bilerek ve isteyerek Sümerce'yi seçtim ve bunun için Sümerce dil bilgisini hazırladım. 564 sayfadan oluşan bu kitabı okuyan herkes Dil ve Tarihçi Coğrafya Fakültesini dışarıdan bile bitirebilir. Evet, kitabı da paylaşalım yine. Evet. Onu da paylaşalım. Biraz sonra zaten tek tek bunları paylaşacağız. Ama ilk kitabınız bu muydu hocam? Evet, bu kitabı ben 1978'de ilk defa Türk Tarih Kurumu'na gönderdim. Bir ay sonra yanıt aldım. Ne diyordu ki yanıtta? Efendim kitabı okuyacak, anlayacak ve bu da karar verecek birisini bulamadık. Bu nedenle kitap o zaman basılmamıştı. O 4 tane profesör vardı orada. Hiçbirisi buna yanıt veremediler bana. Nedendir bilinmiyor. Yani sevinelim, üzülelim mi? Aslında bu ne kadar muhteşem bir şey yaptığınızı, onu onaylayacak, araştıracak Türkiye'de kimsenin olmadığını gösteren bir şey. Ama sonuç olarak maalesef ki bu sebepten dolayı da kitap yayınlanmamış ve basılmamış. O da üzücü bir durum. Evet. Bu kitabı ben 1000 adet yaptırmıştım. Çünkü Türk Tarih Kurumu yapmıyordu. Bilen birisini istemedikleri için arkadaşlar onay vermiyorlardı. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne çalışan meslek arkadaşlarım buna engel olmuşlardı. Ben de kendi olanaklarımla yaptırdım ve takdir topladım. Hocam, yani Atatürk'ün kurmuş olduğu bir kurum ve yani kendi tarihini, bu Anadolu coğrafyasını ilk defa kendi tarihini araştırmaya başlayan bir kurum. Evet. Sümerce'yi bilen bir öğrenci, kendi vatandaşı olan bir öğrencisi olan birisi bu konuda dünya çapında bir iş yapıyor ve böyle bir kurum neden buna böyle bir baraj kurup gündeme gelmesine engel olmak ister? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Bir bilen istemiyorlar da onun için efendim. Bu konuda biraz sonra daha anlamlı, daha geniş bir bilgi vereceğim size. Neden bu böyle oluyor? Çünkü ben aslında belki affı mümkün olmayan bir hata işlemiş oluyorum. Şöyle ki, Sümerce dil bilgisini yaptım, yazdım ama okunması için Sümerce ve Akatça işaret listesini de hazırlamak zorundaydım. Onu da yaptım. Ondan sonra Akatça dil bilgisini yazdım. Beni 1971'de Ankara'ya döndüğüm zaman askerlikten sonra seni fakülteye alalım demişlerdi. 1975'te Antalya askerliğimi tamamladıktan sonra Kayseri'ye döndüm, Kayseri Müzesi'ne. Önümde bir tane kitap gördüm. Sümer, Assur, Babil Kanunları ve Ammi Saduka Fermanı. 324 sayfadan oluşan bu kitabı okudum. Tek bir doğru cümle bulamadım efendim. Eyvallah. İşte bunun için 18 sayfalık bir kitap, yani eleştiri makalesi hazırladım. Türk Tarih Kurumu, Firuzan Kınal, Emin Bilgiç, Kemal Balkan ve Sedat Bey'e gönderdim. Yalnız Sedat Bey bana yanıt verdi. O da beni çok severdi. Yardımcı ders olarak hem Ankara'da hem de Münih'te Türkçe'yi almıştım çünkü. Ne dedi Sedat Bey? Çok doğru söylüyorsun ama hata yaptın. Artık seni fakülteye almazlar. Çünkü onlar bir bileni yanlarında görmek istemezler. Firuzan Kınal 1971'de Münih'e gelmişti. Olimpiyatlar nedeniyle kendisine yer bulamadık. Ben tek kişilik bir odada kalıyordum. Müdürle anlaştık. Benim odamda 15 gün o kaldı. Ben de bir arkadaşın yanında kaldım. Ben Firuzan Kınal'ı tabii tarihten tanıyorum. Yani fakülteden tanıyorum. Onu joker olarak ve de araştırmacı olarak kullandım. Hocama sordum. Hocam gidin sorun bakalım beni neden almıyorlar diye. Tabii ajan olduğunu bilmedikleri için Emin Bey şöyle diyor. Efendim Nafiz Aydın fakültede olursa biz burada rahat ders yapamayız. İşte bu nedenle ben oraya alınmadım. Ama ben sizlerin ödediği, vergilerle ödediğim için gerekeni yaptım. Bütün arkadaşların, bu dilleri öğrenmek isteyen arkadaşların yardım etmek için bütün olanakları seferber ettim. Ve de bu kitapları yazdım. 14 tane dil bilgisi kitabı. Yani hepsi dil bilgisi değil tabii. Gördüğünüz gibi sözlükler var, işaret listeleri var. Bütün dillerde ama. Ama bu arada ben onu biraz daha sonra gelecek belki Ural Tuzca'da 1982'de Erzurum Müzesi'ne bir kitabe geliyor Ural Tuzca. Müze müdürü Serap Yaylalı okuyacak birisini bulamıyor. Fakültelere yazıyor. Cevap yok. Arkada eşi Abdullah'la biz beraber gitmiştik Almanya'ya. Öyleyse diyor Nafiz'e sor. Bana geldi. Aşağıda göreceksiniz zaten. Ben onu tercüme ettim. Gönderiverdim oraya. Ve buna paralel olarak madem ki biliniyor, öğrenmesin diye ben Ural Tuca bir dil bilgisi yazdım. Emin Bey ne dedi bana biliyor musun yazdığım mektupta? Daha doğrusu dil tarihe yazıyor. Ne diyor? Okulda, fakültede okutulmadığı için basılmasına gerek görülmemiştir. Ağlar mısın, güler misin? Sebep olarak ne gösteriyorlar hocam bunu? Okul işte bir bileni istemiyorlar ve bu nedenle oluyor. Kendileri yapmadıkları için prof oldukları halde bu konuda da ben kitabın en arkasına bazı kitaplara yazdım. Dedim ki bilenle bilmeyen biri olmaz. Maalesef hocam ülkemizde çok acı bir durum. Yani bu akademisyenlik ve ünvanlar şöyle bir şey yarattı. Ben de bir akademisyen olarak fikrimi dile getireyim. Bir acımdan, serzenişten bahsedeyim. Öyle insanlar akademik ünvanları aldılar ki sırf yani kendilerinden iyi olan insanların kendilerinin geçmesin ve o ortamda kendini rezil etmesin diye onların geleceğiyle ülkenin bu şanlı tarihimizin geleceğiyle çok oynanan şeyler var. Bu akademik ünvanlar bence birçok şeyde negatif etkiler bırakıyor. Yani keşke ünvanlar yerine insanların çalışmaları, dünya çapında gördüğü ilgi, yaptığı araştırmaların içerikleri ve vatana millete olan faydası, hakikatle olan bağ, doğruluk payı ele alınsaydı. Maalesef ki sadece ünvan yarışıyla her şey yürüyor ve bunun altında gidiyor. Siz ne yaparsanız yapın, askerlik gibi bir üst rütbedeki insan sizi beğenmezse, kişisel olarak kaşının üstünde gözüm var, gözünün üstünde kaşın var dediği anda bütün kapılar kapanıyor. Tabii bunun başka ayakları da var maalesef. Evet. Yani işte o cemiyetten bu cemiyetten değilsen yüzlerce engel çıkartılıyor önüne. Bu bütün akademik camiada maalesef en büyük engellerden ve tıkanıklıklardan birisi ve günümüzde de tüm akademik camiada ülkemizde de dünya genelinde de bunun nasıl filtre sistemi gibi hakikati söyleyenleri elediğini ekarte ettiğini hatta düşman edip onları itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını gördükçe içim parçalanıyor. Onların yapamadıklarını biz burada halkımızla, inananlarla, izleyenlerle, takipçilerimizle işte vesile olup ülkemize duyurmaya çalışıyoruz hocam. Üzücü, çok üzücü. Şu anda ben şeyi merak ediyorum. 14 tane kitap yazdım diyorsunuz. Bu kitaplarınızın akademik camiada kullanılıp kullanılmadığını sormak istiyorum size. Bu kitaplardan zaten yalnız Akatça, Sümerce dil bilgisi, Akatça dil bilgisi ve işaret listesini ben kendim yaptırdım, dağıttım. Ama ondan sonraki yaptıklarımı isteyenlere verdim. Ben paylaştım internette. İsteyenlere burada bir arkadaşa bastırdım ve dağıttım. Bu bakımdan herkesin elinde olmayabilir. Şimdi alanlar çok memnun oluyorlardı ve bana soruyorlardı bazı sorular. Hocam diyorlardı yani bazı konular var biz pek anlayamadık bunu ne demek isteniyor diye. Mesela idu'un ben gidiyorum demek. Şimdi ama siz diyorsunuz ki diyor arkadaşlar şimdiki zaman birinci tekil şahıs eki endir. Neden idun diyor soruyor bana. Ben burada görünüyor mu bilmiyorum şöyle yaptım. Doğrusu İdu-en ama Sümerce ve Türkçe, Japonca gibi aynı dil grubuna girdiğinden orada da var, burada da var ses uyumu. Ses uyumundan dolayı İdu-en kelimesi İdu-un oluyor tabi. Anladık diyorlar bana, teşekkür ediyorlar. Aslında çok daha önemlisi var. İsum mu diyor mesela. Ben veriyorum, hediye ediyorum. Şimdi hocam diyor öğrenci, okuyan arkadaş, o hediye ediyor ama mu nereden geliyor diye soruyor bana. Ben de diyorum ki burada yazdım, arkadaşlara gösterebilirim belki, görüyorlar mı, görüyorlar mı? Aslında doğrusu isum çok doğru. Ama Sümerli yüklemin sonundaki M harfini yalnız, harfini yalnız yazmıyor. Fiilin sonundaki me ile beraber yiyor. İssumme oluyor. İssumme de bir de şeye giriyor. Ses uyumuna İssummu oluyor. Hocam diyorlar çok teşekkür ederiz. Bize öğretmedikleri için biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Ne yapalım diyorlardı. Peki hocam. Şu anda günümüzde, yani sizin döneminizden bugüne kadar akademik camiada biz kimlerin bilgisiyle bu tarihimizi öğrendik? Sümerleri, Akatları, Babilleri, kimlerin, hangi ülkenin yazarlarını, profesörlerini, akademisyenlerini biz kendi tarihimizi öğrenmekte kullandık ve bunlar ne derece doğru? Şöyle, ben bütün bunları arkadaşlarımdan öğrendim. Yani Avrupa'daki kazanmış olduğum arkadaşlardan. Bugün bile herhangi bir şey yazarken yeni bir kitap var mı diye soruyorum ben ve onlar hemen yanıt veriyorlar zaten. Mesela Sümerce büyük sözlüğü hazırladım ben. 1400 sayfadan oluşuyor. Gösterelim biraz sonra, göstereceğiz ama şu. Evet o. 1400 evet 40 sayfadan oluşuyor. Vay. Ve o kitap işte ve bunu bastırmak için tam 4 yıl uğraştım ve basmıyor. Ama başkan, Türk Dil Kurumu Başkanı Şevket Akalın istiyordu. Bu nedenle ben kendisini yazdım. Efendim, raportör Alman olabilir mi? Evet, olabilir dedi ve ben kendisini ismen tanıdığım meslektaşım Annette Sigola ve Göttingen'e yazdım. O mektup orada var zaten ve de meslektaşım şöyle bir yazı yazdı Türk Dil Kurumu'na. Efendim, çok güzel bir kitaptır. Basılmasına burada fayda vardır diye bildirdi. Şimdi kitap Aralık ayında, yılın sonunda artık son olarak geliyor, karar aşamasına geliyor. İşlerinden birisi kalkıyor arkadaşlardan. Efendim diyor, bu bayan Türkçe bilmiyorsa bu kitabın iyi olduğunu nereden biliyor? İşte o sırada karşıdan oturan birisi kalkıyor ve diyor ki 1936'da açılmış bu fakültenin Sümeroloji bölümü. Aradan geçen 78 yıl içerisinde hiç kimse bir şey yazmamış. Nafiz Aydın diye birisi çıkmış, böyle bir iki dilli sözlük yazmış. Bunun yarısı yanlış olsa ne çıkar? Doğru olan diğer yarısı bu dili öğrenmek isteyenler için yeterlidir diyor. Kitap basıldı, bu güzel kitap. Ve arkadaşlar çok sevindiler, yani öğrenmek isteyenler. Şimdi kitabın önemi ilk defa yapıldığı için değil. 1936'da meslektaşım Beckson Sümer iki dilli yazıyor. Ben ondan aldım zaten. Yani Sümerce, Almanca, Sümerce. Şimdi siz baba kelimesinin Sümerce ne olduğunu öğrenmek için, bilmek için ne yaparsınız? Yalnız Sümerce olsa nasıl bulacaksınız? Bulamazsınız. Evet. İşte ben onun için iki dilli yaptım. Hem Akatça hem Beytitçe sözlüklerim böyledir. Onun için takdir topladım. 10 yaşındaki, 20 yaşındaki bir öğrenci bile kitapları elinde alıyor ve diyor ki çok çok teşekkür ederiz diyor bana, internetten bildiriyorlar. Çünkü her şeyi görüyorlar orada. İsteyen her şey var. Bir de o kelimelerin, baba kelimesinin cümle içerisinde geçtiği cümleler de var. Ne kadar güzel oldu yani. Yani Türkiye'de de, dünyada da bir Türkçe üzerinde böyle bir çalışma dünya üzerinde sadece siz... Evet. Yalnız biz Profesör Ahmet Ünal'la beraber okuduk. O Hititoloji okudu, ben Sümeroloji. Onunla beraber okuduk zaten. Dolayısıyla onunla birlikte bu kitapların hazırlanmasında birbirimize yardımcı olduk. Allah, harika işler yapmışsınız ama evet. Hocam anladığım kadarıyla hala akademik camiada bunlar hani kaynak olarak gösteriliyor mu gösterilmiyor mu ben tam anlayamadım. Yani herhalde yapılmaz. Neden böyle bir şey? Yapılmaz. Yapılmaz. Neden? İşte kısandıkları için. O zaman benim bildiğimi bilmelerini istemiyorlar zaten. Hatta belki Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde benim kitabı almak, kullanmak bile yasak. Neden peki? Yani kitabınızda böyle ne bileyim bir ahlaksızlık yok, ne bileyim cinsel içerik yok, bir Türk tarihine hakaret yok, hiçbir negatiflik yokken neden böyle bir tutum sergiliyor? Mesela birçok kelimeler var ki tercüme edememişler. Mesela hiya kelimesini tercüme edemiyor. Çoğul ekiyor çünkü. Benim doktora tezim Sümerce metinlerde geçen çoğul şekilleriydi. Hi'yi tercüme edemiyor. Yazdıkları kitaplara ben yazdıkları makalelerde, kitaplarda gördüğüm zaman ben kendime iletiyorum. Bu böyledir diye. Bundan da alınıyorlar belki de. Yani neden bunu söylüyorsun diye. Yani bir arkadaşım, bir prof arkadaşım nutur işareti, nutur olarak okuyor ve onu denizci olarak tercüme ediyor. Efendim Kayseri gibi bir yerde deniz yoksa denizciye ne gerek var? Halbuki nutur işareti nuban da okunur ve denetimci, kontrol olarak tercüme edilir. İşte bunları söylediğim için istemiyorlar kitapların öğrencilerin elinde olmasını. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Hocam bunca yayın yapıyorum. Bunca işte dünyada gizli cemiyetler, örgütler diyorum. Bunların sağlıkta, tarihte, arkeolojide, işte silahta, iklim krizinde her yerdeki şeytani planlarını anlatıyorum. Şimdi beni dinleyen izleyicilerim, takipçilerim zaten bunları çok iyi biliyor. Ben net olarak şunu sorayım. Şimdi sizce bu kitaplar altın değerinde bir kere Anadolu Türk tarihini, insanlık tarihini değiştirecek bilgiler dünyada en önemli Sümerler'de ve Mezopotamya Anadolu coğrafyasından çıkmıyor mu? Bu bilinen bir gerçek değil mi? Evet, gerçek ama bunu anlayan yok gibi görünüyor bana. Zaten ben de onu söylemeye getireceğim fikirlerimi. Bence sizin bu düzgün tercümelerinizle tekrardan gözden geçirilecek bu Sümer tabletlerinde ve bundan sonra çıkan tabletlerde insanlık tarihi ve özellikle Türklerle ilgili tarih oluşacak. Yani onların bize verdiğinin haricinde hakikat ortaya çıkmasın diye sizlere ve bizlere mani olunuyor. Yani tüm akademik camiada ben bu kirli zihniyetin her tür akademik, sadece tarih konusunda değil, bilim konusunda da aynı şeylerin iddia edildiğini ve aslında trajikomik şeylerin bilimle alakası olmayan ve birçok bilim adamının bunları dile getirdiği, ispat ettiği şeyleri hala bize bilim gibi dayatıldığını görüyoruz. Tarihte hala 1701'de geldiniz, ondan önce bu şeyde yoktunuz, dağlarda boş boş gezen bir ırktınız diye ve biz bunları... Yani sizin bu kitaplarınız okutulmazken hala Malazgirt'ten önce Türk yoktu, Türk diye bir ırk yoktur, Sümerlerin Türk'le ilgisi yoktur gibi olayları bize dayatan bu deccaliyet sisteminin bilgilerini hala üniversitede ders olarak öğrencilere okutmak bana yani çok büyük vicdansızlık gibi geliyor. Sizin gibi değerli ve yani hani siz para istemiyorsunuz, pul istemiyorsunuz. Sadece gerçekler, hakikat ortaya çıksın istiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen buna engel olunması bence maalesef ki dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu tip yani bazı filtrasyon, engel mekanizmalarının neyi örtbas etmeye çalıştığını gösteriyor. Bunu buyurun hocam. Şöyle ki Kayseri Müzesi'nde göreve başladıktan sonra ben oradaki 16 tableti tercüme ettim ve de Türk Tarih Kurumu'na gönderdim. Tam 12 yıl uğraştım o 16 tabletin Belleten'de bir yerde yayınlanması için. Hayır, yapmadılar. Bu neden peki hocam? Sebep ne gösteriyorlar? Hayır şöyle diyor, sebep göstermiyorlar zaten. Kabul etmiyorlar nedense. Bana da cevap gelmiyor onun için Türk Tarih Kurumu'ndan. Fakat Almanya'daki arkadaşlara yazdım. İki dilli yazdım ben. Sümer, Türkçe, Almanca olarak, biliyor musun? Bütün çoğu şekil metinleri. Ve de ben Almanya'daki meslektaşıma yazdım. Walter Sallaberg'e. Efendim dedi, Türkçesini değil ama Almancasını SETA'da yayınlayabilirim dedi, biliyor musun? Ben de iki dilli olsun, yani Türkçesi de olsun diye onu göndermedim ama o bana şunu teklif etti. O zamanlarda ben bir de eski Asurcu dil bilgisi hazırlıyordum ve dedi ki bana meslektaşım, o kitabın içerisine bunu koy dedi. Hı. O kitabın içinde var bu. Bir bölümde Almanca olarak eski Asurcu dil bilgisinin içerisinde bu 16 tabletin Almanca kısmı da var. Almanca bölümü var. Bu kitap o zaman ben 50 liraya yaptırmıştım. Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya'da ki arkadaşlarımdan 18'i bu kitabı benden istediler. Onu da paylaşalım hocam şu an ekranda. Evet. Ve Almanca olarak. Evet, bu işte eski, bu kitaptı. Ve arkadaşlara ben kitabı göndereceğim ama postayla göndermek zorundayım. Kitabın ederinden daha fazla para istediler benden. Ben de kendilerinden bu nedenle 50 euro istedim. Yani 50 mark, 50 lira yerine 50 euro istedim. İtiraz ettiler efendim. Sen dediler yani gazete mi satıyorsun? Böyle kitap 50 marka 50. verilir mi dediler ve 220 euro gönderdiler. Ya. 50'lerde değerini biliyorlar çünkü. İşte ve peki biz neden değer bilmiyoruz hocam? Burada yani bunları duydukça böyle içim cız cız ediyor, böyle kıpır kıpır oluyorum. Maalesef sizin gibi çok değerli başka insanlar da var. Her bilimin her bölümünde, diliminde böyle insanlara hep aynı şeyler uygulanıyor hocam. Yani daha önceki röportajımızda da sohbetlerimizde de konuşmuştuk. 16.000'e yakın yanılmıyorsam Kültepe tabletlerinden bahsetmiştiniz. Ama doğru. Ve devlete bunları çevirebilecek tek insan benim. Hiçbir karşılık beklemeden ben bunların çevirilerini yapmak istiyorum demiştiniz. Hem de müze müdürüyken, üstünde otururken, deponuzda bunlar böyle bir hazine dururken ondan sonra evet. Olanları tekrar izleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Şöyle yaptım ben o bilgisini yazdım ben artık okunuyor şu anda. Hı hı. Ve de arkadaşlar tekrar alınması, şu anda elde olmadığı için tekrar yapılmasını istiyorlar. Fakat yapan birisini bulamıyoruz ne yazık ki. Hepsi işte 16 tablette olduğu gibi ve onlar yaptıkları çalışmalarda şu anda 16.000 değil 20.000 tablet olduğunu sordum ben. Bu tabletleri okumak için ben çok şey yaptım, mücadele ettim. Fakat bir türlü bana izin vermediler. 3 defa İstanbul müzelerine, İstanbul'da 74.000 tabletimiz var. Bu tabletleri okumak için 3 defa 1971, 1975, 1990'da istedim, vermediler beni. Ama bizim kraliçemiz bir gün 1999'da bir yazı yazdı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Buluyoruz ama neden okuyamıyoruz diye soruyor halka. Biz meslektaşım beraber çalıştığım Antalya Müzesi'ndeki Orhan'la birlikte bir yazı yazdık. O tabletleri okuyacak birisi var ama o Antalya Müzesi'nde. Bunu diyen sen misin? Bu defa beni İstanbul Müzesi'ne verdiler. İstanbul Müzesi'nde beni anlayan tek kişi doktor müze müdürüydü. O dedi bana lütfen, ben emekliliğimi istemiştim. O da biliyordu. Lütfen Nafiz dedi, uzun süre burada kal da bizi Veysel Donbaz'ın elinden kurtar dedi. Yani neden öyle dedi onu ben bilmiyorum tabii. Ve ben emekli olacağımı yazdığım için ve ben 2000'de emekli oldum. Hocam ve bütün kitaplarımı bundan sonra yazdım zaten. 74.000 tablet dediniz. Bunlar evet. Bulunmuş elimizde hali hazırda depolarda tutulan envantere kayıtlı resmi evet. Tabletler. Peki siz okuduysanız, okuyacak başka kimse yoksa bu tabletler bugüne kadar okundu mu okunmadı mı onu merak ediyorum. Çok az okundu. Yabancılar da istiyorlar, onlara da vermiyorlar. Neden verilmiyor bilmiyor o yani. Kıskançlık nedeniyle olacak galiba. Vermiyorlar ve de okunmuyor. Yabancı arkadaşlarım çok istiyorlar yani. Bana kadar geldi mesela Karl Heka, 1982'de bana kadar geldi Kayseri'ye. Beraber ondan eski Asturca'yı öğrendim ben. Yani eski Asturca biz okumadık. Akatça biliyoruz ama eski Asturca bilehçesi. Çok uğraştı. Beni Ankara ve İstanbul müzelerine aldırmak için. Birçok yazılar yazdı. Biliyor musun? Alın Nafiz'i oraya dedi. Ama kimse duymadı efendim. Yani Kültepe tabletleri şu an nerede tutuluyor hocam? Biliyor musunuz? Ankara'daki müzede. Ya 18 bin adete yakın tabletten bahsediyoruz. Evet. Ve bunlar hangi döneme ait olduğunu biliyor muyuz hocam? Evet. Evet. İşte 1800'lerde geliyorlar Asurlular Anadolu'ya ve 100 yıl kalıyorlar. 2 tane büyük tüccar var. Imdi-ilum ve Puşikin. Onların da yardımcıları var. Onlar uzun süre kalıyorlar. Yardımcılar mesela. En güzel de mektuplar. Zaten iki tür kütüphe tabletleri. Ya senetler, tutanaklar ya da mektuplar. Mesela Vali İmdi-ilum'un adamı hanımına mektup yazıyor. Ben buradayım. Anadolu'ya da kalıyorum, çalışıyorum. Fakat uzun süre gelemediğim için buradan evlendim diyor. Fakat sen diyor çocuklara orada iyi bak. Çünkü diyor ben seni çok seviyorum. Ve bu mektuplar okurken insan de seviniyor yani. Yani şu andaki... Sevinsin mi, üzülsün mü? Kadıncağız perişan olmuş. Evet. Şu andaki mektuplar okuduğumuz gibi, okumak istediğimiz gibi isterseniz o mektupları okuyabiliyorsunuz. Çok daha senetlerde olsun, mukabelelerde olsun çok enteresan şeyler var. Orada yine bir yerde paylaştım ben. Ben 1800 zamanımızdan 2000 yıl önceki bir insan gibi Bursa'ya Engin arkadaşıma, bayana mektup yazdım. Çiviyasıyla ve de Akatçı'yla, eski Asturca'yla. Yani kadar? İnsan orada da var. Yani çiviyasıyla yazılan her şeyi Sümerce olsun, Akatçı olsun tercüme edebiliriz. Orada 2 tane türkünün de Türkçelerini yazdım ben. Evet. Peki hocam ortada çok önemli çalışmalar yapmışsınız ama yani sözleriniz aynı anda yürek burkan acı gerçeklere de bizleri işaret ediyor, vurgu yapıyor. Neden? Evet. Bakın 74 bin tablet var. Bunlar arkeolojik kazı yapılmış. Yani bizim vergilerimizle bunların parası ödenmiş. Bu arkeologlar bunları o zahmetlerle gitmişler, çıkartmışlar. Evet, envantere geçmiş ama sadece bir taş olarak duruyor. Üstündeki bilgiler analiz edilmiyor. Şimdi 18 bin tane Kültepe tableti daha önce konuşmuştuk. Bunlar tamamen Anadolu'nun öz hakiki tarihini resmi belgelerle, arkeolojik ve bilimsel kanıtlarıyla tüm dünyada hiç tartışmaya yer bırakmadan ispat edecek kanıtlar bunlar değil mi? Hakan Bey. Hocam internette bir sıkıntı oluyor gibi. Baş şeyler gibi görürsek şeyden Kültepe baş şehirleri gibi düşünürsek onun haricinde daha 46 tane pazar yeri var. Mesela bunlardan bir tanesini Mallita, onu ben arkadaşlarına önerdim, Almanya'daki arkadaşlara. Yerini benden başka bilen yok. Çünkü ben oraya gittim. Mallita Kültepe'ye en yakın birisi. En yakın bir pazar yeri. Yani burada en ince detaylara kadar. Bir günde ulaşılıyor. Biz de bir arkadaşım ve muhtarla birlikte eşeklere bindik. Tam sabah namazı çıktık, akşam namazı oraya vardık. Milli Dere, Mallita kelimesi Osmanlıca yazılır da sondaki virgül R gibi düşünün Milli Dere okunuyor. Ben bunu da yazdım. Arkadaşlar, Alman arkadaşlar burada kazı yapmak için uğraştılar fakat izin alamadılar. Bir de diğer birisi de benim bildiğim, yalnız ben bildiğim diyorum çünkü övünmüyorum ama ben askerlik yaptığım için Silopi'de bu Haburçay kenarında bir tane Milli Dere diyorum, Nahriye. Orada zaten bana bir tablet verdiler, onu da gösterdim ben, yazdım orada ve orada görünüyor zaten höyük. Ben buradayım diyor ama bilen yok. Ben biliyorum çünkü orada askerlik yaptığım için. Ve askerlik yaptığımız yerlerde yani tarihimizin derinliklerinde neler olduğunu bilmeden üstünde talim yapıyoruz. Yani bunlar Türkiye'nin her yeri, Anadolu'nun her yeri tarih cenneti aslında. Evet. Ama biz kıymetini bilemiyoruz maalesef ki. Ve hep önümüze bir takım engeller çıkıyor. Hep bu engelleri de en çok akademik camiadan bu engeller geliyor maalesef ki. Ya yani en çok onların ilgilenmesi gerekirken en çok onlar mani oluyor ilgilenmesine. Maalesef kendi iddialarının haricinde hiçbir şeye tahammülleri yok. Ve ben Muazzez hocamla da görüşmüştüm. Onunla da sohbet etmiştik bu tabletlerle, Sümerlerle ilgili olarak. Çok acı bir şey söylemişti hocam. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Hocam dedim siz bu dili yani bizzat hani bilmediğiniz bir dil var. Siz bunu nasıl yorumlayıp kitaplarını yazdınız? Nasıl işleyiş burada nasıl oluyordu hocam dedim. Biz dedi tableti buluyoruz. Üstündeki şeyini yapıyoruz, deşifresini yapıyoruz. Ve bunu yurt dışındaki profesörlere, İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya yolluyoruz. Çevirisini onlar yapıp bize gönderiyor. Biz de onlara bakarak kitap yazıyoruz deyince ben eridim bittim hocam. Bu iş, şimdi çok önemli bir soru. Burası çok önemli. Türkiye'de biz kendi tarihimizi, kendi çıkardığımız ülkemizdeki arkeolojik tabletlerin üzerinde ne yazdıklarını yabancılardan mı öğrendik hocam? Çok net soruyorum. Ne kadar güzel. Çok bizden öğrenemiyorsanız onlardan öğreneceksiniz artık. İşte. O kadar çok mesela Kültepe'den başka ki o 46 tane höyük kazılmış olsa, yapılmış olsa çalışmalar ve kazılar o kadar çok eser bilgi ortaya çıkacak ki aklın durur. Çünkü oralarda da nasıl yapıldı, nasıl yaşandı hep o tabletlerde yazıyor zaten. Ama maalesef işte bilinen nedenlerle yapılmıyor. Şu anda biz Sümerlere gelecek olursak orada da var mesela. Sümerler yazıyorlar. Derinin dayanıksız olduğunu öğrendik. İşte biz Sümerlerin nereden ve ne zaman geldiğini bu nedenle bilmiyoruz. Birinci neden deri üzerine yazdıkları bilgileri tabletler üzerine geçirmemişlerdir. İkinci neden geçirmişlerdir de biz henüz o tabletleri bulamamışızdır. Bulsak da çevirmemişiz. Bulmuşuzdur da henüz okuyamamışızdır. Aynen maalesef. Dördüncü neden var bir de. Bana geçen arkadaşım oradayken gösterdi. Bazı tabletler nemden çürümüş zaten. Bazılarını pişirmişler zaten hep beraber onu. Yani tabletleri, bulunan bütün tabletleri pişirmişler ama bazıları da çürüdüğünden yani toz olmuş yani. Alınmıyor ele. Eğer bir de o bilgiler Sümerler nereden geldiği o tabletler üzerindeyse onu da hiçbir şekilde öğrenemeyeceğiz. Yani ama ben dedim yani bilmek yani biz bilmiyoruz diyorsak bu ayıp değil. Yani bu bizim suçumuz değil yani. Yok ki. Sümerler nereden geldiğini ben ancak kendileri yazarsa anlarım ve söylerim. Bazı arkadaşlarım çıkıyor diyor ki bilim adamları efendim Sümerlerin tanrı başlıklarıyla A bölgesindeki tanrı başlıkları aynıdır. Öyleyse Sümerler A bölgesinden gelmişlerdir. Bir başkası çıkıyor diyor ki kral elbiseleri B bölgesindeki adam kralların tıpatıp aynısıdır. Öyleyse B bölgesinden gelmişlerdir. Soruyorum Hakan Bey size. Hangisine inanacağız? C hiçbiri. Aynen, aynen. Siz ne derseniz biz ona inanacağız hocam. Sizin görüşleriniz bizim için önemli. Ve abi, şunları ben de bilmiyorum. Yani bana soruyorlar sen tek Sümerologsan neden Sümerlerin nereden geldiğini bilmiyorsun diye arkadaşlarım. Ben de bunlara bu cevabı veriyorum biliyor musun? Benim suçum değil. Yazılmamış. Yazılmadığı için de ben okuyamamışım. Okuyamadığım için de bilmiyorum. Çok doğal dedim. Peki bugün Sümerlerin Türklerle alakası yoktur. Bu coğrafyadan değildir. Hatta ve hatta Avrupa'dan buraya geldiklerini iddia eden son dönem belgeseller çektiler hocam. Böyle bir iddia karşısında ne dersiniz bizlere? Biz bununla ben sadece görünüş için Yani biliyormuş gibi görünmek için yaptıklarını diyorum. Çünkü yazı olmadıktan sonra böyle fikir üretmek çok kolay esasında. Biraz önce dediğim gibi çok bilmiş görünüyorlar böyle yaparken. Bizim bayan arkadaşımız, kraliçemiz de yaptı aynı hatayı. Mesela dedi ki Sümerler'de yalnız fahişeler türban takar. Kendisi mahkemeye verildi. Yani bütün ülkedeki hanım da dahil benim ve kızım da dahil eğer şart takıyorsa fahişe olmuş oldu. Ben kendisine yardım ettim. Ne dedim? 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdim. Sümer, Asur, Babil, Hitit yasalarındaki fahişelikle ilgili maddeleri yazdım, gönderdim. Mahkeme 7 Kasım 1907'de 5 dakika sürdü ve bana teşekkür ettiler uzaktan tanıklık yaptığım için. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Şimdi şöyle bir gerçek çıkıyor. Sümerler hakkında siz bu coğrafyada ve Mezopotamya bölgesini en iyi bilen ve bu dili akademik seviyede, akademik olarak bilip bu tabletleri bizzat görerek çözen bir insan olarak şunu söyleyebilir miyiz? Sümerler hakkındaki elimizdeki kanıtlar tüm gerçekleri açıklamak için yeterli değil. Bu açığı, buradaki eksikliği özellikle tamamlayamamamız için bir sürü bize filtre ve dayatmalar uygulanmakta, engeller konulmakta ve Türklerin kendi tarihini, Anadolu'nun kendi tarihini öğrenmesine bir takım karanlık eller sürekli olarak mani olmakta ve özellikle akademik camia bu kontrolü tamamen elinde tutup kendi ana akım yabancılara ait olan, yani bu Türklere ait bir ana akım değil. Yani bu olsaydı sizden çıkardı. Zaten sayılı insan var. Bu insanlar böyle düşünmezken bu yabancılar hangi tableti gördü de buldu da çevirdi de bu garip iddialarda bulunuyor. Hem Türkler hem Anadolu'yla Sümer'le ilgili burada bu toprakların evladı olarak tarihimizi, atamızı, gerçeklerimizi çok iyi korumamız ve bunlara değer vermemiz gerektiğini ve her sakallıya babamız demeden önce oturup düşünmemiz gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Neden? Bu Sümerliler konusu insanlık tarihine mal ediliyor. Doğrudur da en önemli kırılma noktalarından birisidir. Ama bu işe Anadolu ve Türklerle olan bağlantısına geldiğiniz zaman hemen sizi uzaklaştırıyorlar. Olay mahallinden çıkartıyorlar. Şimdi ben şunu düşünüyorum hocam, siz bu işin uzmanısınız. Eskiden akademik ana akım bilim ne diyordu? Arkeoloji ve tarih bölümü. İnsanlık 6000 sene önce, yani aklı başına geliyor. İşte ilk defa çanak gömlek, işte çanak gömleksiz Neolitik çağdan çıkıyor. İşte çanak gömlek yapmaya yeni başlıyor. Anca o kadarını beceriyor. Sonra işte evrim teorisiyle ilkelden gelişim günümüze geliyor. Bunu yerle bir eden, dünya üstünde bu kadar yer varken burayı Anadolu topraklarında çıkan bir arkeolojik ispat yerle bir etti. Neydi o ispatın ismi? Göbekli Tepe. Hepsi 6000 seneden önce biz böyle mağaralarda yaşıyoruz derken bugün 12.000 sene önce 50 tona yakın taş blokların oyması, kabartması, heykelleri, aslanların bıyıkları, kaburga kemikleri en ince dişlerine kadar hassaslıkla plastik sanatların yapılmış olması ve çok gelişmiş bir teknolojinin, yerleşik hayatın, sanatın ve sonuçta bir dilleri olması lazım. Ve bir bunların inanç sistemleri var, yerleşik düzenleri var ve Göbekli Tepe'de yok diyorlardı. Tam tersi ispat oldu. İskelette bulundu, mezarda bulundu, 2 katlı yapılarda bulundu ve her yerde çanak çömlek bulundu. Bitti. Bu eski tarih sistemi çöktü. Bunu herkes çok iyi anlasın. Ben neden bu tabletleri size okutmuyorlar, engel oluyorlar? Çok iyi anlıyorum. Neden? Çünkü bu tarihler onların bugüne kadar uydurmuş olduğu bu hikayenin tam tersinde bambaşka bir paralel gerçeklik ve hakikate ışık tutacak. İşte bu ışık tuttuğu anda o zaman Türkiye'nin ve Anadolu coğrafyasının, Türk insanının ilimin, bilimin nereden çıktığı, kimin atası olduğu tüm dünyaya kanıtlanacak. İşte bunu istemiyorlar. Çünkü bunu ne dedi İngilizler hocam? Yani gittiler demir oksite batırıp orangutan çene kemiğini işte insan kafatasıyla birleştirip aside batırıp her tür hileyi hurdayı akademik profesörleri, bir ilim bilim adamı dediğiniz insanlar yapmadı mı? 50 sene boyunca bak bunun kafası işsiz, beyni büyük. Biz İngilizler sizin atanızız. Afrika'dan geldiniz, siz çoğaldınız, siz maymundan geldiniz. Biz en gelişmiş türlerin ilk ataları biziz diye 50 sene evrim teorisiyle, ki evet, Türklere hayvanlardan evet, daha aşağı gözle bakan Darwin'in evrim teorisini hala savunanlardır size bu tabletleri çevirttirmeyenler. 50 sene sonra bunların tüm hile hurdaları, bilimsel sahtekarlıkları ortaya çıkınca ne dediler? Koskoca evet, akademisyenler, profesörler şaka yaptık dediler. Ben evet, artık bu şakalara gülmek istemiyorum, gülemiyorum, evet, sinirim bozuluyor. Ben burada şunu söylüyorum. Türk halkına da tüm dünyaya da bakın işte kanlı canlı karşınıza getirdik. Ama bizim vergilerimizle, yani tüm imkanlarıyla 24 saat yayın yapan yüzlerce işte kanal varken neden bir davulcu müzisyenin kanalında canlı yayına çıkıyor bu değerli insanlar? Bu insanlarımızın yerel televizyonlarda, özel televizyonlarda, sosyal medyada her gün bu gerçekleri anlatması, haykırması, insanların da bu değeri, saygıyı göstererek artık Türkiye'nin, Anadolu'nun şaha kalkması lazım. Neye karşı? Aynen. Hakikate karşı. Yeter artık bu kadar kandırıldığımız. Yeter evet, elden gelişmişe geçiyoruz saçmalıkları. 12 bin sene önce hocam Göbekli Tepe vardı. Buna en yakın Neolitik çağ örneklerinden Çatal Höyük değil midir? Yani evet, milattan önce 9 binlere evet, ve bu evet, bölgeleri siz araştırdınız. Hepsinin incelemesini evet, yaptınız. Şimdi 9 bin sene önce Çatal Höyük'te bir sürü şey yapılırken 2000 evet, sene önce de Göbekli Tepe'yi aynı şey, yani benzeri yakın şeyler, medeniyetler yapmış olamaz mı? Bugün Göbekli Tepe ile ilgili tek bir Türk kelimesi ettiğinizde herkes evet, size saldırıyor. Japon deseniz saldırmazlar. Antarktika'dan gelip yapmış deseniz, Afrika'dan, evet, Amerika'dan geldi deseniz, Kızılderililer evet, yapmış deseniz ona bile makul bakıyorlar. Ama Anadolu'nun göbeğinde, evet, bu coğrafyanın içinde ve bunun sadece tek yerde değil, bir sürü yerde bu tarihteki yapılan arkeolojik kazılara, ya bunlar bizim atalarımız arkadaş, 12 bin sene önce evet, kim yaptı? Yani benim atam odur. Yani o zaman Fransız, İngiliz mi İngiliz yoktu. Göbekli Tepe'yi yapan medeniyet, kimse adı Türk yoktu, başkası yoktu. Ama onlar sonradan Türk oldu. Bugün onlar Türk olarak bu toprakların üstünde yaşamıyor mu hocam? Sayın kardeşim, işte bütün bu senin söylediklerinin gerçek olarak anlaşılması için, doğruların bilinmesi için bu İstanbul'daki tabletlerin okunması lazım. Aynen. Çok uğraştım. Arkadaşlarımla da uğraştım ben. Bana verin, vermediler. Arkadaşlarla anlaştım. Almanya'da, Fransa'da beraber okuduğumuz arkadaşlar vardı. Onlar prof oldular şu anda. Onlar da emekli oldular tabii. Onlarla da çalışalım. Onlar da yapalım bu tabletleri. Gelin okutalım, anlayalım ve niçin yapılmış, ne yapılmış o da bilelim dedim ama yanıt alamadım. Çok şimdi, kolay. Yani gerek Sümerce, gerek Akatça ve buna para olarak da eski Asturca, Babilce falan çok kolay. Mesela Hammurabi yasalarını sayın bayanlar yapmışlar. Çok tercüme, yani yanlışlıklar olduğu için söyledim, tek bir cümle yok dedim ben o kitapta. Onun için ben bu defa Hammurabi yasalarını yaptım ve Hammurabi yasaları da 2017'de yılın kitabı seçildi. Ne kadar güzel, ama maalesef çok az insanın bundan haberi oluyor ve doğru, bu konuda akademisyeniz, bu konunun bilimini yapıyoruz diyen insanlar kendileri evet, okumuyorlar, bilmiyorlar ve öğrencilerine de bundan bahsedip bunları yani ötekileştirip uzak tutuyorlar. Ben buna çok üzülüyorum, kırılıyorum. Evet, çok önemli bir yanlışımız daha oluyor. Şimdi evet, gerçek tabletler elimizde. Ya duruyor, bir on binlerce tabletten bahsediyorsunuz. Bunların hepsi çevrildiğinde en ince ayrıntısına bak, aşk mektubuna kadar, karısına yazdığı evet, şeye kadar çok detaylı bilgiler var. Ama bu bilgileri özellikle gizli saklı tutuyorlar ve evet, şart koşmuşlar, kendilerine yollattırıp kendi yorumlarıyla, kendi işine geldiği gibi yorumlayıp bize burada bu yazıyor diye onları bilimsel kabul ediyorlar. Onun haricinde evet, bir şey söylediğiniz anda siz bilim düşmanı, komple teorisyeni oluyorsunuz. Çok ve doğru, bunu en güzel kırılma noktasını nasıl yaptılar? Şimdi iyi dinleyin, buraya lütfen kulaklarınızı kabartın. Bu konudaki en büyük sansasyon İlk başlarda belki güzel işler yapmış olan Azeri bir araştırmacı Zekeriya Şitin'in maalesef çok güzel araştırmaları, kitapları var. Kabul ediyorum. Ama yiğidi öldüreceğiz, hakkını vereceğiz. İyiye iyi diyeceğiz, kötüye de kötü diyeceğiz. Şimdi doğru. Bunun bir kitabı var ki bu kitap özellikle Siyonistlerin baskısıyla ve Siyonistlerin yönlendirmesiyle yazdırılmış. Bunu daha önce sizle de konuşmuştuk hocam. Diğer Sümerologlarımıza da sordum. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Sizler gibi düşünüyor. Diyor ki Enki'nin kayıp 14 tabletini anlatan Enki'nin Kayıp Kitabı isimli Zekeriya Şitin'in kitabı bütün dünyada meşhur edildi ve herkes şu anda yüzlerce, binlerce yerli yabancı insan bu 14 tabletin varlığına inandırılarak, bakın inandırılarak, kandırılarak, bizzat kandırıldınız. Evet. Çünkü böyle bir tablet serisi yoktur ve burada gerçekte olan tabletler üstünde kilitli tutulup deşifre edilmezken gerçek olmayan Siyonist hayali uydurma tabletler ta dünyanın öteki tarafından yazılıp Sümer tabletlerinde şu yazıyor. Sümer tabletlerinde bu böyle anlatılıyor. Sümer tableti şunu şöyle diyor. Yüzlerce, binlerce video çekildi, belgesel yapıldı. Bunu kopyalayan onlarca arkadaşımız kitaplar yazdılar bunlara inanarak. Ve o gün bugündür söylüyorum ki bu kitapları ben de okudum. İlk başta inandım, aa böyleymiş, aa şöyleymiş falan diye. Sonra baktım yani mitolojiyi inceliyorum, dinleri inceliyorum, Kur'an'ı inceliyorum. Bir takım terslikler sezmeye başladığım zaman zaten çıktım kapınıza, geldim hocam böyle böyle tezatlıklar var, siz neler düşünüyorsunuz diye. Ama maalesef bugün herkes o olmayan uydurma Enki'nin 14 kayıp tabletine, Enki'nin kitabı isimli kitaptaki bilgileri Sümerlerin gerçekleri olarak kabul ettiler. Çok büyük bir Siyonist tuzak olduğunu yıllardır söylüyorum. Böyle bir tablet serisinin olmadığı zaten kitabın ön sözünde de, arka kapağında da, içinde de yazıyor. Ama bunu böyle bir ve hiçbir kaynak gösteren Zekeriya Şitin'in kabul görmesi çok detaylı kaynaklar ve akademik kaynakları detaylı incelemesinden kaynak olarak vermesiyle olur. Ama diğer kitapları böyleyken bu kitapta tek bir kaynaktan bahsetmiyor. Bakın lütfen bunlara dikkat edin. Bu tuzağın içinden çıkın. Çünkü bu tamamen Sümerleri ve sonuçta dinle ilgili, mitolojiyle ilgili ve bizim atalarımızla ilgili olan gerçekleri Siyonist, şeytani, deccali bir şekilde çarpıtmaktadır. Ve siz Türkiye'nin ilk Sümeroloğu olarak, tekrar soruyorum hocam, herkes canlı yayında sizin ağzınızda bunu da duysun. Zekeriya Şitin'in Enki'nin 14 kayıp tableti diye siz bu kadar tüm dünyadaki arkeolog Sümerologları tanıyan ve bizzat bu tabletleri çeviren birisi olarak böyle bir tablet serisini gördünüz mü? Duydunuz mu? Varlığından haberdar oldunuz mu ki sizle beraber müzelere de işte şu müzede tutuluyor, bu müzede tutuluyor diye savunmaya geçenler için oralara da sormuştunuz ve hiçbir olumlu yanıt gelmemişti. Cevabınız nedir bu konuda? Ne yazık ki ben de duymadım. Evet. Evet, şunu söylemek isterim ki elimizde bulunan gerek İstanbul'da gerek Ankara'da gerek Sümerce gerek eski Asya tabletler okunsaydı her şey anlaşılacaktı ve öğrenilecekti. Mesela Karl Heka 1982'de Kayseri'ye geldiği zaman beraber gittik Kültepe'ye ve ancak dedi ki 1/4 kazılmış daha. Eğer hepsi kazılsa ne kadar çok tablet bulunacak onu biz bilmiyoruz. Bir de o 46 tane var Kültepe'den sonra. Onlar da kazı yapılsa dediğiniz bütün problemler çözülmüş olur efendim. İşte bütün özellikle bu problemleri çözdürmek istemeyenler var. Neden? Çünkü orada gerçekler ve ispatlar, bilimsel arkeolojik ispatlar yatarken insanlara olmayan tabletleri Sümer uygarlığı, Anadolu medeniyetleri ve Türklerin tarihi olarak kendi Siyonist çıkarlarına uygun bir şekilde şeytanı ve iblisi yüceltecek bir halde bu kitapları tamamen bir şeytani tuzak olarak değerlendiriyorum hocam. Siz ne diyorsunuz? Çok doğru. Çok doğru efendim. İşte bütün bu gerçekleri bilen ben Kur'an'ı da bu yolla hazırladım biliyor musun? Din yönünden de kandırılıyor insanlar diye yaptım. Mesela eşit suça din üzerine üzerinde yaşadığımız bu gezegende her iki yönde kullanılabilen en etkili silah olmuştur. Eşit suça, eşit ceza fikrini ortaya atan ve bunun için bir kanun hazırlayan ilk kişi zamanımızdan 6.000 yıl önce Lagash Kralı Urukagina'dır. Zamanın din adamları eğer böyle bir şey yaparsan güneş tanrısı Şamaş seni çarpar diyerek onu bu fikirden döndürmüşlerdir. Utu evet. Yani yer adıyla. Ben ön sözünde belirtmiştim o kitabın. Birçok kelime var anlaşılmıyor ki. Zaten benim milletim okumasını sevmiyor. Bir de o yanlışlıklar var. Onun için zaten birbirinden kopya etmişler. Orada göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Evet, hepsi bir kitaptan kopya etmiş. Dolayısıyla aynı şeyleri yazmışlar, durmuşlar. Ne diyor? Bakara suresinin 285-286. Ayetleri dünyada her yerde evet. Dünyada bu. Her yerde okunur. Evet. Bütün camilerde okunur. Neden? Çok önemli olduğu için. Bakara suresinin 286'ın başında diyor ki Tanrı kullarından yapamayacağı şeyi istemez diyor. Ne kadar doğru bir şey. Bunun bilinmesini istemiyorlar. Yani eğer Kur'an Türkçe okunursa ve Türkçe bilinirse günahmış, okunması gerekmezmiş, anlaşılmazmış ve birçok dedikodular yayılmış yayılıyor ortada bu nedenden. Bu nedenle ben o kitap hazırlamıştım ve de herkese diyorum 1500 lira yaptırmıştım. Şimdi 420 tane kalmış. Alan arkadaşlardan zaten birisi bir tane alırsa kendilerine yani kısım akrabasına dağıtmak için bir düzine daha alıyor. Aynen çünkü benim yaptığım gibi hocam. Onlar aynen. 12 evet. 12 yani Yusuf suresini okuyan bir kişi, bir genç zaten kardeşlerine kalleşlik yapamaz. O kadar güzel bir intikam alıyor ki Yusuf ve kardeşlerine yardım ederek onları utandırıyor. Evet. İsterseniz hocam bu çok değerli kaynaklardan, kitaplardan da sırasıyla bahsedelim. Ben ekrana yansıtayım. Siz nelerden bahsettiğiyle ilgili birkaç açıklama yaparsanız kitaplarınızı ve içeriklerini de tanıtmış olalım. Evet. Tamam. Ben ekrana veriyorum hocam sırasıyla. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Evet, ilk kitabımız geliyor. Sümerce Dil Bilgisi. 564 sayfadan oluşuyor. Evet. Evet. Şimdi hep bütün bilgiler bulunuyor. Kitabı okuyan bir arkadaşım, meslektaşım, öğrenci okula gitmeden bile Sümerce'yi öğrenme şansına sahip. Yani dışarıdan bile bitirebilir. Bu üç kitabı biraz önce sonra gelecek. Akatça dil bilgisi, Sümerce dil bilgisi, işaret listesi gibi üç kitaba sahip olan. Sözlük belki o kadar önemli değil çünkü bunların arkasında da var sözlük iki dilli. Yani Sümerce'yi öğrenmek için en doğru kayıt diyebilir miyiz? En basit. En doğru kayıt. Başka yok. Yapılmamış çünkü bilinmediği için yapılmış bugüne kadar. Evet. Sonra ikinci bir kitabımız var. Sümerce'den sonra Akatça dil bilgisi. Akatça dil bilgisi. Bu da Sümeroloji bölümünü okuyan nerede olursa olsun ister burada ister Avrupa'da Sümerce ve Akatça'yı beraber okurlar. Akatlar 2000'de Sami'nin başkanlığında Mezopotamya'ya iniyorlar. Bakıyorlar ki orada oradaki kavim yani Sümerler bir yazı yazıyorlar. Onun için Akatça'yı çivi yazısıyla yazıyorlar. Akatça'nın içinde %40 Sümerce kelime vardır. Eğer Sümerce'yi biliyorsa bir insan Akatça'yı rahatlıkla kolayca öğrenebilir. İçerisinde yine bütün kurallar, dil kuralları, sözlükler, işaret listeleri bulunmaktadır. Evet harika. Ve bundan sonra bir de Asurca. Bu dil bilgisi vardı. İşte bu dil bilgisini de bu nedenle yazdım ben. Yanlış arkadaşlarım metinleri yanlış tercüme ediyorlar. Onları düzeltmek için ben bu dil bilgisini hazırladım. Eski Asurca dil bilgisini. Fakat ne yazık ki şey yapamadım. Başarılı olamadım. Onlara kabul ettiremedim. Bir arkadaşım çok önemli bu konuyu dile getirmem lazım. Bir prof İkarim'i İkarum olarak düşünüyor ve bu diyor ilk defa burada geçiyor köylü olarak. Halbuki İkkarim, inakarim olarak okunur. Let Karum'da yani Kaniş'te anlamını taşınır. Ne diyor? İlk defa burada geliyor. Ben de Emin Bilgiç'e yazdım. Hocam dedim, doğru dedim. Böyle bir saçmalık ilk defa burada yapılıyor. Yani inşallah. Evet, işte bu kitabın içerisinde 16 tane Kültepe tableti de vardır Almanca olarak. Yine işaret listesi var. Eski Asu işaret listesi. Biraz değişiklik vardır yani okuma işaret listelerinde, yani işaretlerde. Dolayısıyla işaret listesini bunun içine de koydum. Harika bir kaynak daha diyoruz. Evet, sonra evet. Şimdi Sümerce ve Akatça'nın ortak işaret listesi. Tabii bu yazmışsınız. Bu üç kitabı okuyabilmek için bir işaret listesine gerek var. Bunda da hep bütün Sümercesi, bir işaretin Sümercesi, Akatçası, Yeni Asurcası ve Babilcesi bulunuyor. Hangi metni okuyorsa Sümerce mi okuyor, Akatça mı, Hititçe mi ve Babilce mi, hepsinin işaretleri burada var. Dolayısıyla öğrenilmesi ve alınması, okunmasında burada sayılamayacak kadar faydalar var. Evet, bu da çok önemli bir şey. Emeğinize sağlık diyoruz. Sonra evet. Akatça'nın işaret listesini ve Yeni Asur. Yeni Asur'da. Yeni Asur yani yazı tipi değişik olduğunda arkadaşlarım, öğrencilerim bunu da alabilirler. Daha kolay takip edebilir dedim ben. Mesela eski Akatça metnini yalnız okuyorsa, Akatça metni okuyorsa ve öğrenmek istiyorsa bu işaret listesini alabilir dedim ben ve bunu da hazırladım. Hocam zamanım çok. Evet. Bu kitapların Türkiye dışında, dünya genelinde böyle bu konuları ele alan başka kaynaklar var mı, yoksa bunlar bu konular? Yok, arkadaşlarım tabii meslektaşlarım kendi dilleriyle yazıyorlar. Hı hı. Bu şeyleri kitaplardan oralarda da var. Yani meslektaşlarım hı. da yapıyorlar Almanca, İngilizce, Fransızca. Herkes kendi diliyle yazıyor. Ama Türkçe sadece sizin kitaplarınız var. Ben yapmış oluyorum. Çünkü başka bilen olmadığından, yapan olmadığı şimdiye kadar. Bu kitaplar zaten hem ilk olduğu için hem de bütün bilgileri topladığı için çok önemli. Evet, bundan sonra çok önemli bir kaynak daha var. Hititçe işaret listesi. Hititçe işaret listesi. Evet, tabii yardımcı ders dersi, yani Hititçe yardımcı alan arkadaşlara hazırladım bu kitabı da. Hititçe işaret listesi. Bunu da alsınlar, öğrensinler diye. Yani orada da yapılmamış, Hititçe'de de yapılmamış hiçbir şey. Ben bunu ilk defa olarak arkadaşlar için, öğrenmek isteyen arkadaşlar için yapıverdim. Evet. Sonra Sümerci Büyük Sözlük 1-2. Biraz işte önce bahsetmiştiniz ama. 4 yıl uğraştım bastırmak için, ama ondan sonra Annette Sigola'nın yardımıyla bu kitap da basıldı. Ve çok yardım oldu. Çünkü iki dilli olduğu için, bir ve iki dil var. Sümerce, Türkçe, Türkçe, Sümerce. Bu bakımdan çok önemli. İlk defa 1936'da yapılmış. Ondan sonra ben 60-70 yıl önce yapmış oluyorum. Ve de herkes yararlanıyor. Yani Sümerce bir kelimeyi, hangi kelimeyi öğrenmek istiyorsa içinde var. Türkçesine bakıyor. Oradan öğreniyor. İçinde güzel güzel cümleler de var. Yani her kelimenin geçtiği cümleleri de ilave ettim içerisine ve bu da çok yararlı oldu. Evet, elinize sağlık diyoruz hocam. Sonra Akatça'da büyük bir sözlük, aynı şekilde. Aynen öyle. Şimdi iki dilli yaptım. Evet, iki dilli yapayım dedim. Çünkü Sümerce öyle yaptığım için takdir topladım. Dolayısıyla bu da iki dillidir, görüyorsunuz. Akatça, Türkçe, Türkçe, Akatça. Bundan esinlenerek arkadaşım, meslektaşım Ahmet Ünal da Hititçe işaret listesini, bende de gelecek işaret listesi Akatça Hititçe sözlük, o da iki dilli yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani Sümerce, Akatça, Asurca istediğimiz şekilde Türkçeden de Sümerce evet. ve Hititçe yazılarında da çeviri yapıyoruz. Sonra evet. Hititçe'yi de iki yönlü yazdık. Evet, bu sözlüğü yine iki dilli yapıverdim. Şimdi birçok şeyler var, konular da var. Onları da yazdım. Ya işaret listesini de koydum. Çünkü bir arkadaşım eğer işaret listesini almamışsa bunun içerisinde çok kısa olarak işaret listeleri de vardır. Ve böylece okumakta, öğrenmekte kendisine büyük yarar sağlar. Ve bunlar öyle ufacık el kitabı değil, 720 sayfa örneğin. Yani bu doğru. 360 sayfadan aslında 2 tane kitap eder. Hakikaten evet. 2 kitabın birleşmesi. Ben bunları evet bu nedenle yazdım. Yani arkadaş çocuklar ve bu dili öğrenmek isteyenlere yardım etmek için bütün olanakları seferber ettim. Ben her şey oldum Hakan Bey ama tembel olamadım. Allah hakkınızı helal edin hocam. Sonra Gudea statüleri diye bir kitabı... Eğer bir insan Sümerce okuyorsa, öğreniyorsa metne ihtiyaç var. Değil mi? Çivi yazı metin olsun ki oradan olsun. İşte Gudea statülerini bu 26 tane statü. Ben bunun hem çivi yazısıyla işaretler vardır, işaret listesi vardır. Hem de tercümesi vardır. Çok güzel, çok yararlı bir kitaptır bu. Gudea statüleri de. Bu Gudea statüler şurada, bu Gudea'nın resmi. Altta görüyorsunuz. Yazılar burada. Altta şurada. Görüyorsunuz. Evet. 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 Yani burada birbirini tamamlayan kitaplar aslında. Bir seri. Aynen öyle. Lazım. Aynen öyle. Bütün ihtiyaçlara, eksiklere bir kitap hazırlamışsınız. Kesinlikle. Kesinlikle. Sağ olun hocam. Sümerci'yi okuyan o da arkadaşın elinde bir metin olacak. O tercümeye bakmadan önce kendisi tercüme etmeye çalışacak. Çünkü metinler var orada. Metinlerden eğer bilemiyorsa ya hangi cümleyi bilemiyorsa hemen tercümesine bakıp kendisini böyle kendi kendine Sümerce'yi öğrenmiş olacak. Evet. Şimdi bir de çok önemli bir şey var. Hammurabi yasaları. İşte onu yaptım. Hammurabi yasalarını biz Sayın Bayan'la hocamızla 1962'de okuduk, okumaya başladık. Mebrure Hanım doçent geldi, bize 1. maddeyi koydu önümüze. Biz bunu okuyacağız, tercüme edeceğiz. Hakan Bey soruyorum, hiç Akatça bilmeyen adam bunu nasıl tercüme edecek? Edemedik biz. Tam 7 ay okuduk, 3 cümleden oluşan 1. maddenin ne anlama geldiğini öğrenemeden okul tatile girdi. İşte bu eksiklikleri gören ben bu defa Hammurabi yasalarını hazırladım. Ve dediğim gibi yılın kitabı seçildi. 2017'de. Hammurabi yasaları benim yanlışım varsa düzeltin hocam. Yazılı olarak bildirilen aslında ilk kurallar listesi olarak geçiyor. 300'e yakın cümleden oluşuyor galiba. Evet, yani olabilir. Bunlar aslında dini olarak inanç sistemi olarak ele alırsak da inanç sisteminin temellerinden birisini oluşturuyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle ki Hammurabi yasaları biraz daha çok etkili. Yani suç ile biliyorsunuz ceza birbirine karşı ters orantılı. Hı-hı. Ceza ne kadar ağır olursa suç işleme oranı o kadar az olur. İşte Hammurabi yasalarında bu var. Eğer diyor bir adam mesela 7. madde olacak 14. madde pardon. Eğer diyor bir adamın çocuğunu, küçük çocuğunu çalarsa öldürülür diyor. Çünkü o çocuğun daha bakıma ve süte ihtiyacı var. Ve böyle ama hiç yasalarında ve diğer yasalarda bu kadar ağır yok. Ona biraz daha hafifletici. Mesela hiç yasalarında diyor ki bir adamı öldürürse onun yerine diyor 4 adam verir diyor. 2'si kadın, 2'si erkek. Böyle maddeler koymuşlar biraz daha hafif. Evet. Bu da çok önemli, değerli bir kaynak. Evet, çok. Sonra Hitit yasalarını anlatmışsınız. Hitit yasalarını aldım. Tabii Hititçeyi bilen adam bunu da yasalarda bilmesi lazım. İşte yasaları arkadaşım yani meslektaşım Hammurabi yasalarıyla yani eski Babilce yazılmış o çünkü. Hitit yasalarıyla o yasaları karşılaştırabilir. Çok güzeldir bu da. Bunun da her şeyi yazdım bunun içinde de vardır. İşaret listeleri falan var içinde. Evet çok güzel vallahi şeyler ve en sonunda Sümerce kültür tarihi şeklinde bir çalışmanız var. İşte bu çok enteresan. Sümerce kültür tarihi neden yaptım? Çünkü bir meslektaşım Würzburg'ta bir arkadaşım Josef Bauer tarım aletlerini sabana tercüme edemedi. Sabana diyor, saban olarak tercüme ediyor. Fakat sabanın okuna sabanın bir parçası. Tuttuğumuz ökçeye de diyor sabanın bir parçası diyor. Ben kendisine doğru olanı yazdım. Teşekkür etti. ve beni 2008'de orada bir bildiri sunmak için davet ettiler senin gibi. Ben de 2008'de orada onlara bir bildiri sundum. Nedir ne değildir? Evet, Sümerci metinlerde geçen tarım aletleri ekmek önümüze masanın üzerine nasıl geliyor? Yufkayı bile götürdüm onlara örnek olarak. Çok sevindiler. Sonra aletleri, saban, kanunun öküzleri, modellerini yaptırdım, gönderdim. Çok memnun oldular. Ve ben onlara hediye ettim. Onlar da bana 1000 euro verdiler hediye olarak. Sağ olsunlar. Ama tabii evet, bunların yurt dışında böyle kıymet görüp ülkemizde dışlanıyor olmanız, o da ayrıca bir yürek yakan konu. Keşke ülkemizde de böyle seminerlere üniversiteler davet etse, Sümer bölümlerinde, işte tarih, arkeoloji bölümlerinde bu bilgilerinizden faydalanılsa. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. Sizin gibi böyle kadim bilgiler ve hakikat bilgileri. Çok zor ama inşallah olur. İnşallah bundan sonra yayılır. Sonra Ön Asya Kültür Tarihi diye bir eseriniz var. Bu da öyle. Bundan neden bahsediyorsunuz? Evet, bu da çok önemli. Burada öyle yaptım ki çivi yazısıyla yazılan bütün dillerin tarihini yazdım. 7 tane bu. O içinde göreceksiniz zaten. Ve de bütün maddelerini de yazdım. Mesela Kadeş Savaşı neden çıkmış? Pudihapa Bilinç Bülüme'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki benim kocam öldü. Oğlanlarından bir tanesini gönder de benim eşim olsun diyor. Politika o zaman bu zaman olduğu gibi o zaman da aynı şekilde oynuyor. Biz de soruyoruz. Sen soruyorsun, ben de soruyorum. Şu anda bizi dinleyen arkadaşlar da soruyor. Mısır'da erkek yok muydu? Ama Pudihapa şunu düşünüyor. Eğer benim kocam Hititli olursa Hititleri kolaylıkla egemenliği altıma alırım diyor. Şubbiluma da aynı şeyi düşünüyor. Onun biz yazılı kaynaklardan öğrendiğimize göre 8 tane oğlu vardı. Birisini gönderiyor. Onun adı burada yazılı zaten. Ama Mısırlı prensler tarafından sınırda öldürülüyor ve Kadeş Savaşı başlamış oluyor. 1292 3 yıl devam ediyor savaş. Mısırlılar kazanmış gibi görünüyor ama yağmaya başladıkları zaman Hititler tekrar üzerine yürüyorlar ve gene devam ediyor bir yılda. Bakıyorlar savaş bitmiyor. Onun için gel diyorlar, anlaşalım. Ve 1295'te ilk defa yazılı olarak anlaşma yapılıyor. İşte o anlaşmanın şartları bile çivi yazısıyla burada var. Diğer dillerin de var. Mesela Hurrice olsun, Urartuca olsun, hepsiyle ilgili, bütün dillerle ilgili hem kültür tarihi var hem de böyle çivi yazısıyla yazılmış mektuplar var. Çok güzel, elinize sağlık hocam. Şimdi çok değerli, biraz önceki çalışmamızdan bahsettik. Evet, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunuşu ve anlamı. Yani tüm bunları bilen bir insan olarak bu dilleri, bu geçmişi, bu coğrafyayı, kültürü, arkeolojiyi ve akademisyen olarak Sümerce'yi, çivi yazılarını okuduktan sonra devamında oluşan, yani o kültürlerin adetlerini, inançlarını, kanunlarını bizzat tabletlerden akademisyen olarak öğrenmiş birinin Arapça bilerek, kendisi okuyarak yorumladığı şekilde bunu sade bir Türkçe'ye çevirdiği ve buradaki yanlışlarla çok önemli bize düzeltmeleri yaptığı ve herkese şiddetle tavsiye ettiğim, okumasını çok istediğim bir kitap. Bunun özellikleri hakkında ne söyleyeceksiniz hocam? Evet, 12-13 yaşlarında bir öğrenci bile, çocuk bile okuduğunu anlayabilir ve de okunmasında burada sayılamayacak kadar faydalar vardır. Birçok, mesela diyor ki Yunus suresi 100'de diyor. Şöyle diyor. Efendim diyor, bütün kötülükler ve belalar aklını kullanmayanların başına gelir diyor. Ya. Evet, demek ki aklını kullanacaksın. Ben burada arkadaşlara soruyorum. Bazılarını tanımadığım halde ya bir insan sigara içerek kendini zehirler mi diyorum. Haklısın diyorlar. Bazıları devam diyor. Ben alışkanlığım diyor ama bazıları hemen bırakıyor. Allah kimseye kötülük yapar mı? Allah'tan olacak diyorlar, biliyor musun? Allah kuluna kötülük yapar mı? Kendisi yapıyor. Ne diyor? Anladığımız kadarıyla Tanrı ben sana akıl verdim, bunu kullan. Kullanmasan elbette. Yüzmesini bilmiyor. Şeyde oldu, askerlik yaparken oldu. Çocuk nehre giriyor, orada Haburçay'ına giriyor. Yüzmesi bilmediği için ölüyor. Babası geldi, söyledik. Biz neden olduğunu, aklını kullanmadığı için oluyor. Bizim suçumuz yok ki. Yani bizim asker olarak bizim üzerine suçlanmasın, bizim üzerine atmasın diye bunu ben kendisine söyledim. Yozgatlı bir arkadaşımızdı. Evet, yani çok önemli bence bir konu. Herkesin okumasına, her evde bulunsun yani. Bence çok doğru bir şey. Şimdi ben 27 Kur'an mealini işte bilgisayardaki programları kullanarak kıyaslamalı olarak okuyorum. Neden? Çünkü Arapçayı sizler gibi Arapçayı çok iyi bilmediğim için, daha doğrusu bilmediğim için bu kıyaslamaları yaparak bazı tereddütte kaldığım şeyleri aydınlığa çıkarmaya çalışıyorum. Ama siz Arapçada bir kelimenin 40'tan fazla anlamı olabileceği için en doğrusunu seçmekte hem bu coğrafya insanı hem de akademisyen ve bundan önce bu dinleri etkileyen tüm kültürlerin inanç sistemlerini, kanunlarını bildiğiniz için bence sizin o 40 tane kelimeden seçtiğiniz şeylerin en uygun ve en hakikata yakın olacağını düşünüyorum. Yani okuyan arkadaşım, vatandaşım anlaması lazım okuduğunu. Bu nedenle çaba gösterdim. Bütün değişiklikleri bu yolda yaptım. Bu da çok önemli bir çalışmaydı. Bir de böyle bir kitabınız var hocam. Bu Türkçesi yok galiba. Biraz önce söylediğim şeyleri anlat. Yok, var. Nasıl Sümerce kültür tarihi var ya. Hmm. Onun benzeridir bu. Yani onun tercümesidir esasında. Hmm. Onun Almancası. Bunu biz bunu yakında Almanya'ya göndereceğiz. Biraz önce zaten son defa düzeltmeleri yaptım, içinde var mı hatalar diye. Bunu Almanya'ya göndereceğiz. Arkadaşlarım yani istediler. Orada basılacak bu kitap. Yine Alman yurt dışından talep geliyor. Yurt dışında basılıyor. Evet, Türkiye'de işte bak, Hakan Bey, burada bak sana anlatayım. Sabah'ın okunu görüyorsunuz değil mi? Ok. Evet. Şimdi bunu tercüme edemiyor. Şimdi Aap'in Sabah'ın kolu. Şimdi A zaten Sümerce kol demektir. Alman arkadaşım şunu düşünüyor. Ya ağaçtan olan bir şeyin eşyanın kolu olur mu diye düşünüyor. Ben onu tercüme edemiyor. Sonra ben dedim ki bu hem burada yazdığım yerde hem de orada konuşmamda işte kolu olmaz ama oku olur dedim ben. Alkışladılar. Şu ökçe dedim, şu tuttu, elle tuttuğumuz yer var. Ona da Anadolu'da zaten gancık diyorlar, biliyor musun? Dam da zaten kadın demek. Dam da zaten kadın demek. Ve güle güle öldüler arkadaşlar. Bu doğruları duyduktan sonra. İşte bu Anadolu kültürünü bilmeyen bunları doğru tercüme edemez ki hocam. Yani bu Amerikalı'nın, İngiliz'in, Fransız'ın yapabileceği şey değil. İstese de yapamaz yani. O kültürü bir öğrenmesi lazım. Şimdi yani arkadaşlar, adetleri bilmesi lazım. Şimdi arkadaşlara ben söylüyorum. Yani ben bu kültür tarihini yazdım ama hem Türkçesini hem Almancasını çok iyi Sümerce bildiğim için değil. Fakat ben de sabanın arkasında öküzlerle çiz sürdüğüm için biliyorum. Ya. Bak, bu kadar basit. Aynen. Sonra kanıda kanat diyor, biliyor musun? Kanının serpenleri var ya, ona kanat diyor. O da ama şöyle düşünüyor. Ağaçtan bir şeyin kanadı olur mu? Serpen. Böyle şeyler çok şey yaptılar yani. Hayret ettiler yani bu işlerin ne kadar kolay olduğunu. Demek ki öğrenmek istediğimiz daha birçok şey varmış dediler. Daha öğreneceğimiz neler var kim bilir. Sonra Urartuca dil bilgisi yazdım. Urartuca, bu çok önemli. Şimdi Erzurum'da, Güzelhisar'da bir kitabe bulunuyor. Serap Yaylalı okumak için bütün üniversitelere başvuruyor. Fakat yanında bilen yok. Eşi de Abdullah da benim adımı veriyor. Bana yazdı. Ben de tercüme ediledim o şeyi. Şu an İstanbul Erzurum Müzesi'nde bulunuyor. Güzelhisar kitabesi. Ve de madem ki böyle bir dil var, madem ki böyle tabletler bulunuyor, öyleyse Van'da da birçok tabletimiz var yalnız. Urartuca. Öyleyse ben dedim bir Urartuca dil bilgisi yazayım dedim. Bu dil bilgisini yazıverdim. Hocam Van'da Urartulara ait Tuşba bölgesinde bulunan ve sizin... Tuşba zaten şeyi yani Başer'in adı, yani Van'ın adı tabii, eski Tuşba. Yani aynen. Şimdi orada bulunan başsız böyle rokete benzeyen bir heykel vardı ve sizin en son emekli olmadan önceki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde tutuluyordu. Ve Zekeriya Şit'in de bunu gündeme getirmişti. Bu rokete benzeyen ve içinde böyle bir başsız bir sürücüsünün, kullanıcısının olduğunu düşünülen bu şeyin gerçek olabileceğini iddia ediyordu. Ama o anki müze müdürü bunların o dönemde böyle bir şeyin olamayacağı için sahte olacağı iddiasıyla bunu kaldırmıştı. Siz ne diyorsunuz? Bu heykeli gördünüz mü? Bu konudaki yorumunuz nedir sizin? Evet Hakan'cığım, tabii görmediğim için bir şey söylemem mümkün değil. Ha, demek ki sizin döneminizde yine depoya kaldırılmış. Çok da uzun kaldırılmış. Evet. Araştırmaz. İlginç. Çünkü... Cevaz'la kaz yaparken birkaç defa Van Müzesi'ne gittik de, yani Van'a gittik de böyle bir şey göstermediler bize. Hmm. Ben onun için bu konuda herhangi bir şey söylemeye... Tamam hocam, yani değilim. Belki bilginiz vardır diyelim. Bir de tüm bunlardan bağımsız olarak başka bir hüneriniz daha var. Evet işte bu. Biraz da biz gülelim. Yani bu ortamda yani şeyin taze fasulyonun 80 lira olduğu bir dönemde biraz da gülmemiz lazım. Kesinlikle biraz değil, kahkahalarla konuşmamız lazım ancak denk gelelim. Ne o? 30 yılda ben rehberlik yapmıştım. Onlara anlattığım, onlardan bana anlatılan fıkraları böyle bir kitapta topladım. Bir tanesini anlatacağım. Anlatın hocam. Doktorların aklına bir gün bir soru takılmış. Biz eşlerimizle beraber oluyoruz. Acaba bu zevk midir, angarya mı? Düşünmüşler, taşınmışlar, bir yanıt bulamamışlar. Demişler ki size doçentlere soralım. Doçentlere demişler ki efendim biz daha doçentiz. Bunu bilseniz siz bilirsiniz. Ne yapsın doktorlar? Bu defa istemeseler de bile asistanlara sormaya karar vermişler. Toplamışlar onları, efendim demişler. Biz eşlerimizle beraber oluyoruz. Bu zevk midir, angarya mı? Onlar hep ağızdan, hep birazdan zevktir efendim diye bağırmışlar. Aldıkları bu kısa menet üzerine onlara sormuşlar. Neden? Onlar yine toplu olarak yanıt vermişler. Angarya olsaydı bize yaptırırdınız. Vallahi çok güzelmiş hocam. Çok da. Bir tane daha anlatacağım. Ona da çok güleceksin. Evet. Buyurun hocam. İki Hristiyan esir kamplarından kaçıyorlar ve akşam bir mağaraya sığınıyorlar. Yanlarında getirdiklerini yerken birisi diğerine soruyor. Bu nasıl işimiz, ne olacak diyor. Arkadaş yanıt veriyor. Tutulmazsak bir yanıt şey yok, sebep yok. Ama bir ihtimal yok. Ama tutulursak diyor ya bizi idam ederler ya da bizden sabun yaparlar. Sabun yapılırsa bir şey yok, sorun yok. Ama sorun eğer şey yapmazlarsa, sabun yapmazlar, kağıt yaparlarsa o zaman iki sorun var. Ya tuvalet kağıdı, peçete yaparlar ya da tuvalet kağıdı. Evet, peçete yaparlarsa bir sorun yok. Ama tuvalet kağıdı yaparlarsa işte o zaman boku yedik. Eyvah eyvah, süper, vallahi harika. Ya böyle çok güzel yer var. Bir de bu boş olan yerlere enleri, ilkleri hazırladım çocuklar için. Esasında bu fıkra kitabı değil, okuma aşısı. Şöyle yaptım ben, bilmecelerde sordum. Şimdi Hakan Bey size soruyorum. Ne yersek oruç bozulmaz? Ne yersek oruç bozulmaz. Bilmiyorum, aklıma. Evet, ben veriyorum cevap. Ben söyleyeyim. Dayak yersek bozulmaz. Evet, doğru. Peki gemi neden karaya oturur? Yorulunca. Evet, sandalyeye oturamaz da ondan. Evet, yaklaştık. Sandalyeye oturamaz da ondan. Peki hangi tastan su içilmez? Tas. Hamam tası. Ben söylüyorum. Kafatasından. Vallahi kafatasından kan içenler var hocam. Siz tekrar... Böyle bakımlar çocuklar çok seviyorlar. Birbirlerine sorarak eğleniyorlar, gülüyorlar. Evet. Son iki tane daha şeyimiz var. Kitabımız, onları da anlatalım. Gösterelim de. Şimdi nerede kalmıştık? Şurada kaldık hocam. Arapça dil bilgisi eserimiz. Evet, işte bu Kur'an'ı yaptıktan sonra Arapça dil bilgisini de hazırladım ben. Fakat tabii ilgi görülmedi ve basılmadı. Bunları tabii şimdi yapmak da mümkün değil. Çünkü o zaman ben makineyle yazdım bunları. Şimdi artık bunları çoğaltmak, yaptırmak mümkün değil. Peki hocam, bunların orijinalleri en azından bir nüsha sizde vardır. Biz bunları sizden istesek, bunları dijital olarak taratsak, en azından hem çoğaltılmasına hem yayılmasına hem de kaybolmaması için böyle bir çalışma yapsak izin verir. Olabilir bak. Çünkü ben bunu daha önceki kullandığım makinelerle yazmıştım bunları. Dolayısıyla hem bunun da Osmanlıca var biliyorsun. Osmanlıca da çok önemli çünkü Türkçe dilimiz Osmanlıca Türkçe uzun süre evet Osmanlıca evet bu uzun süre Osmanlıca yazıldığı için ben bunu da yazdım. Bunu kitabı okuyan herkes Osmanlıca bütün metinler okuyabilir. Ya bence çok önemli. Evet, çok. Hep bu da öyle. Bunu da makineyle yazdığım için benim tarafımdan çoğaltılması mümkün değil. 3 kitap böyle. Yani bir Arapça dil bilgisi, diğeri bu Osmanlıca, bir tanesi de Urartuca dil bilgisi. O da şu. Bu 3 kitabın dijital ortama geçirilmesi gerekiyor. Yani müsaadeniz olursa ben bu işi seve seve yapmak isterim. Vatan, millet ve bu bilgilerin değerini bilen yapabiliriz. Evet. Onu konuşalım hocam. Son olarak ülkemizi tanıyalım diye bir çalışmanız var. Burada neyi anlatıyorsunuz? Evet. Bunu da ben el yazımla yazdım, makineyle yazdım. Tabii rehber olunca rehber arkadaşlarıma yardım etmek için bu kitabı hazırladım ben. Evet. Neyi anlatıyorsunuz burada? İllerimizin tarihini mi yoksa yani yerel güzelliklerini mi? Bütün özellik. Yani Antalya'dan başlayarak işte Konya, ondan sonra Van, işte Tuşba, ondan sonra Hattuşaş, Boğazköy ve bütün bu öğren yerlerini sonra Ürgüp, Göreme gezdiğimiz bütün yerlerdeki eserleri hem resmini koydum hem de nedir ne değildir anlattım. O da çok önemli hocam. Biz maalesef ben de işte elimden geldiği zaman kadar ülkemizde işte önemli yerleri gezmeyi, bunun tarihini anlatmayı, buralara dikkat çekip özellikle gidip görmeyi sağlamak için turlar yapıyoruz. Ama biz de çok az yeri biliyoruz hocam. Yani çok faydalı eserler bunlar. Ellerinize sağlık diyorum hocam. Çok gerçekten çok güzel çalışmalar bunlar. Yani dijital ortama aktarılacak kitaplarınızı ben konuşurum hocam. Bizzat inşallah yaparım ya da siz kargolarsınız. Ben tarattıktan sonra tekrar size iade ederim, gönderirim. Ama hocamızın şöyle bir isteği var. Sevgili dinleyicilerimizden de tam 777 kişi şu an canlı olarak bizi izliyor burada. Evet, bu yüzlerce takipçimize teşekkür ediyoruz bu konuya olan ilgilerinden ve vakit ayırıp bizleri izledikleri için. Ama bu anlatmakla bitmeyecek kadar önemli ve değerli bilgileri var hocamızın. Ve şöyle bir şey var. Şunu anlamanızı istedim. Türkiye hem tarihi bakımından hem de bu tarihi bilenler ve hakikati söylemeye çalışanlar bakımından da bir o kadar aslında üst seviye bir yer. Ama maalesef karanlık eller bu hakikat bilgilerini her zaman maalesef ki baskılıyor. Yani hem akademik olarak baskılıyor, hem kitaplarına baskılıyor, yayınlarını sınırlanıyor. İşte Kur'an'la ilgili bir çalışma Diyanet'te baskılanıyor, öbürü tarihte baskılanıyor. Ne oluyor? Bir yerden sonra insanlar yoruluyor, küsüyor, kırılıyor ve artık yani bu işlerle uğraşmaz hale geliyor ve kesinlikle bu konularda da desteğe ihtiyacı oluyor. İşte bu bağlamda hocamızın sizlerden bir ricası var. Hocamız bu kitaplar şu anda basılmış, Yani bir kitapçıya gittiğiniz zaman, internetten arattığınız zaman dinleyebileceğiniz durumda değiller. Sizlere bunları tek tek anlatmak istedim. Kendi yazarının ağzından duyun istedim. Ne kadar önemli olduğunu anlayın, bilin istedim. Çünkü bu konuda hepinizin desteğine ihtiyacı var hocamızın. Bu kitapların tekrar basılması ve insanlara dağılması ve bu bilgilerin özellikle Türk insanında müthiş bir açılım yapacağını düşünüyor ve Sümerce, Akatça bu çivi yazılarını ne kadar çok insanımız bilirse, buradaki tabletleri, müzedeki eserleri doğru bir şekilde yabancıların dayatması, ana akım bu deccaliyet sisteminin bize dayattığı şekliyle değil, gerçekte, hakikatte olduğu gibi okumasını ve bunun yaygınlaşmasını istiyor. Bunun için de başka Türkçe kaynağımız yok. Ve bu kaynaklar da akademik camialar tarafından dışlanıyor. Görmezden geliniyor, hatta engelleniyor. Hem hocamız hem de yayınları. Burada hocam size o zaman şöyle bir şey isteyelim sizlerden. Hocam bu kitapları edinmek isteyenler ne yapabilirler? Size bu kitaplara nasıl ulaşabilirler? Bir de bu kitapların yayılmasında destek olmak isteyen mutlaka izleyicilerimiz vardır, takipçilerimiz veya onların tanıdıkları, onların yakınları, arkadaşları, eş dostu çevresinde böyle destek olmak isteyenler olabilir. Yani ne yapabilirler? Ben sesli düşünüyorum şu an. Hocamıza bırakacağım sözü. Yani bu kitapların basılarak insanlara ulaşması lazım. Burada bir yayın evi olabilir. Bir destek verebilir hocamıza. Yahut bir matbaada. Bunları ben nasıl hocamızla bugüne kadar haberleşiyorduk? Hocam diyordu ki işte bakın yani ben burada paylaşımı kapattık mı? Heh. Burada şöyle bir şey var. Bakın bu kitapları edindim. Yani çok güzel ve çok yani böyle 500, 600, 700 sayfalık kitaplar. Bakın bu kitaplar. Hepsini hocamız nasıl yapıyor ve yolluyordu bana. Bakın bu işte bahsettiğimiz kitaplar. Ondan sonra Akatça sözlük. Çok önemli. Takıldığım ve tereddütte kaldığım şeylerde bana çok faydası oldu. Ve bakın şu işaret listesi özellikle. Yani bunlar. Yani edinebildiklerim yine bu Sümerce, Akatça, bundan çok faydalanıyorum. Ve en önemlisi Kur'an diyorum ki başka kitaplar da var. Şimdi sevgili dostlar, bir yayın evi olarak bu kitapların basılmasına yardım etmek isteyen izleyicilerimiz, takipçilerimiz varsa ya da olabileceğini düşündüğümüz insanlar varsa lütfen bu yayınımızı onlarla paylaşınız. Ve yayın evimiz yok ama biz destek olabiliriz. Atıyorum ben bir tane kitaba birisi destek olup bundan 1000 tane, 2000 tane neyse basılması için bir matbaayla anlaşılabilir. Bu konuda sponsorluk, destek verilebilir hocamıza ve bunun dağıtımı çok işte böyle olması lazım. Hakan aynen Bey. Hocamız yani bu kadar kitabı kendi imkanlarıyla gidiyordu. Belli işte matbaalara, belli sayılarda insanlara tek tek telefon açıp işte şu sayıyı tutturursak bastıracağız diye ve biz sevenler, destekleyenler ve konunun önemini bilen insanlar işte 5'er 10'ar tane sipariş edip o kotayı doldurmaya çalışarak bu bilgilerin, kitapların basılmasına, çoğalmasına, yayılmasına yıllardır ufak kendi çapımızda destek oluyorduk. Ama tabii ki bunun daha büyük ölçekte yapılması, daha çoğalması ve yayılması lazım. Bu yüzden de sizlerin desteğini bu konuda istiyoruz ve hocamıza ulaşmak isteyenler nasıl ulaşsınlar hocam size? Biraz önce gösterdiğim gibi e-mail ile ulaşabilirler. O zaman e-posta adresinizi hocam ben yayınlıyorum müsaadenizle. Lütfen. Şöyle yayınlayayım. Bu konuda hocamıza destek vermek isteyen değerli takipçilerimiz ve destek verebileceğini düşündüğünüz etrafınızdaki çevreniz, eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız varsa lütfen Nafiz Aydın hocamızla nafizaydın@hotmail.com e-posta adresinden iletişime geçsinler kendisiyle. Oradan ne şekilde yardım edebileceklerini hocamızla görüşsünler. Ben kendisini tanımanızı istedim. Ve inşallah başka programlar yaparız. Daha çok televizyonlara, daha büyük kitlelere ulaşmasını, özellikle bu konuda öğrenci olup bu konuları hem amatör olarak hem akademik olarak araştıran insanların hocamızla ve bu yazdığı muhteşem eserlerle tanışmasını, en azından bilmesini, böyle eserler olduğunu bilmesini ve ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen bu yayınımızı yaptım. Benim elimden bu geliyor. Yıllardır da işte hocamın kitaplarını edinmeye ve işte dediğimiz gibi beşer onar alıp çevremde eşime, dostuma, arkadaşıma dağıtarak destek olmaya çalışıyorum ama tek başıma yapabileceğim bir şey olmadığı için burada yardımlarınızı istiyoruz. Başka söyleyeceğiniz, yardıma ihtiyacınız olan bir konu var mı hocam? Çok teşekkür ederim. Senin söyleyeceklerini ben söyleyecektim aslında. Yani bir matbaa bulunması lazım. Orada basılsın, dağıtılsın isterim. Ve daha önce de söylediğim gibi bu kitaplara sahip olan bir öğrenci Sümeroloji bölümünü dışarıdan bile bitirebilir. Çok iddialı bir... Sonra bir şey daha söylüyorum. Kitap alan arkadaşlarından bazıları geldiler zaten. Eğer anlamadığınız bir şey varsa... Antalya'ya kadar gelin. Beni 4 saat dinleyin yeter. 4 saat dinledikten sonra hem Sümerce'yi hem de, ama bu kitapları okumuş olacaksınız. Hem Sümerce'yi hem de Akkadça'yı rahatlıkla öğrenirsiniz dedim. Ve geldiler de ve çok da başarılı oldular. Ve ilave ettim ben. Dersler ücretsizdir. Daha ne yapayım? Hakan Bey söyle ya. Daha ne yapayım ya? Konuşma yerimizde Antalya Müzesi oluyor. Ne kadar güzel orada. Antalya Müzesi'nde, kütüphanesinde güzelce bana ders veriyorum. Birkaç defa geldiler, çok memnun oldular. Bir arkadaşım geldi, Bursa'dan anlattı. Hocam dedi ki, hocam siz bize dediniz ki kitapları okuyun ve de beni 4 saat dinleyin. Hem Akkadça'yı hem de Sümerce'yi rahatlıkla öğrenmiş olursunuz dediniz. Buyurun anlatın dedi. Ben 20 dakika anlattım. 20 dakika daha parmak kaldırdı. Hocam yeter dedi. Neden dedim ben? Daha fazla söylemenize gerek yok. Hepsini anladım dedi. Vallahi bravo. Yani arkadaşlarımı ben ayıplamıyorum. Bilmedikleri için öğretemiyorlar Hakan Bey. O kadar basit ki öğretmek. Ben aynı zamanda biraz önce geçtiği gibi ilkokul öğretmenliği de yaptım. Kayseri'de valinin isteğiyle Almanca ve Fransızca öğretmenliği yaptım 20 yıl. Oradan biliyorsunuz nasıl öğretmeniz gerekiyor. Öğretmenliği biliyorum. Yani öğrenciye daima pozitif bakacaksın, biliyor musun? Nasıl öğreteceğini bileceksin. O bakımdan onlara yardımcı olmuş olacaksın. Ben Kayseri Lisesi'nde öğretmenim, Almanca öğretiyorum ama çocuğun bir tanesi hiç çalışmıyor. Neden dedim? Dedi ki efendim benim dedi karnem de 2 dedi. Ben galiba yazın çalışacağım dedim. Ya yazın çalışanı şimdi çalış dedim ben. Ben sınıfta sınıfta öğrettiklerimi onun bildiğini bildiğim için tahtaya kaldırdım, sordum. Ama kasıtlı olarak 10 verdim. Çocuk hiçbir zaman 8 almadı. Çünkü utanıyordu benden. Neden? Çekiliyor. Hocam beni bu kadar takdir ediyor, bunu yapıyorsa ben de tembel olayım diye düşündü belki de. Yani öğrencisini okuyacak. Aynen öyle. Ona daima doğru, pozitif şeyler verecek. Kesinlikle öyle. Burası da böyle. Yani Sümerce, Akkadça, İhtitçe hepsi de var. Sözlük var, dil bilgisi var, işaret sesi var. Eğer anlamadıkları olursa biraz önce söylediğim gibi ufak tefecik sorular olursa Antalya'ya gelir benden dinler. İşte bitti. İşlem bu kadar basit. Harika. O zaman bu kitapları şimdi sorulara geçeceğim hocam. Ondan önce birkaç tane benim sormak istediğim özel konu var. Ondan sonra da sizi çok yorduk bu saatlere kadar, sağ olun. İzleyicilerimizin önemli sorularından da birkaç tane seçip onlara cevap verelim birlikte. Sonra yavaş yavaş sonlandırırız. Şimdi soruların içinde gördüm. Kitaplara nasıl ulaşacağınızı soruyorsunuz. Onu cevaplayacağız biraz sonra. Ama ben birkaç konuyu size sormak istiyorum. Bu sorular bana çok geliyor çünkü. Hocam bu kadar bu işin akademisyeni ve içinde bir insan olarak Sümerce'nin tabletlerden öğrenmiş, yani o gerçeklerini öğrenmiş, görmüş bir insan olarak şunu soruyorum. Sümerlerin tanrıları olarak nitelendirdikleri bu Anunnakiler konusunda çok kafa karışıklığı var. Sizin görüşleriniz nedir? Bu konudaki düşünceleriniz bizim için çok değerli. Kısaca Sümerler ve Anunnakiler konusunu bize anlatır mısınız? İşte bak, buraya ben yazdım. Okuyabiliyor musun? Kaldırın hocam. Kaldırın birazcık. Evet, öyle. Evet. Bu Dingir Anunna Dingir Tanrı demektir zaten Sümerce. Anunna bir yer ismi. Bunu nereden biliyoruz? Ki'den. Ki bir işarettir. Yani Ki'den önceki isim muhakkak bir yer ismidir. Biliyor musun? Evet. Biz Anunna. Anunna ki öyleyse Anunna Ak olarak düşünülür ve de prensin babası anlamını taşır. Aslında tanrılar, evet, tanrılar, Anunna tanrıları da aynı tanrılar zaten. Evet. Ama biraz Hititler'de olduğu gibi, Hitit tanrılarda böyle biraz elbise değişiklikleri var tanrılarda. Onu öyle kopya etmişler çünkü. Biraz isimlerde değişiklik yapmışlar. Bu nedenle isim Anunna tanrıları oluşturulmuş. Mesela nereden çok korkuyorlarsa, mesela Mezopotamya'da güneşten korkuyorlar. Yani güneş daha etkili. Öyleyse güneş tanrısı baş tanrısı. Hitlerde bu sefer teşhüp, fırtına tanrısı teşhüp, baş tanrı. Neden? Gök gürlediği zaman 8 ay orada çalıştım ben. 8 aylık hanımlar 2 defa çocuk düşürmüşler gök gürültüsünden. Bu kadar etkili yani. Bakımdan yani Anunnakiler de böyle. Yani Anunnaki tanrılar da aynı tanrılar zaten ama biraz isim değişikliği, biraz elbise değişikliği gibi şeyler yapmışlar. Başka bir değişikliği yok. Anunnaki dediğiniz bir yerden gelen, yani oralı, yani Erzurumlu ya da Marslı gibi bir sonuca mı? Aynen. Evet, doğru. Anunna bir isim. Anunna bir isim. Anunna bir yer ismi. Evet. Evet, Anunna. Peki evet. Bu yer dünyada bir yer mi? Dünya dışı bir yer mi? Ya da şöyle sorayım size. Yani hani cennet, cehennem gibi metafizik bir yerden mi bahsediyor? Şimdi bir onun yerinde biz şeyden anlayacağız zaten. Anunna biraz önce söyledim, prensin babası anlamını taşıyor. Hı hı. Yani böyle bir yer ismi. Zamanımızda olduğu gibi yani birçok şehir isimlerinin bile ne var? Anlamları var. Bu nedenle yani konuda herhangi bir şey söylememiz gerekmiyor. Tanrılar ancak isimleriyle, şekilleriyle ve de yapılış, kabul ediliş şekliyle değişmiş oluyor. Orada da Enlil, orada da Ninlil, orada da bilmem Adat. Çünkü Adat, İşkur, inanma. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Hocam burada bir şey daha aklıma geliyor, çok önemli. Ben yıllarca bu konuları araştırmaya çalıştım. Tabii yani ben amatör olarak, siz bu işin akademisyeni, profesyonelisiniz. Evet. Ama ben de bir vatandaş olarak diğer bağlantılarıyla birlikte dinlerle, mitolojilerle olan ilişkilerini baz alarak bunları araştırmaya çalıştım. Sonra Anunnakilerde baktım ki aile bağları biraz Dallas dizisi gibi. Evet. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ondan sonra evet, alıyordum. Ya sonra bunun işte ne bileyim amcası değil miydi? Kocası oldu. Kocasıyken evet, dayısı oluyor. O ondan bu bundan derken en son evet, kocaman böyle kara tahtalar aldım eve ve bunların evet, soy ağaçlarını bulmaya çalıştım. Ve en sonunda uzun yıllar sonra tüm bunların An'dan başlayarak, ki Anu'dan önce An'la arasında 9 tane kral evet, bunu tespit ettim ki An'la Anu'yu çoğu yerde aynı olarak betimliyorlar ama bana göre arada 9 tane kral var, farklı kişiler. An zaten Sümerce, Akatçası Anu. Evet. Evet. Şimdi bu Anu'nun soyuyla ilgili olarak soy ağacı çalışması yaptım ve bunun evet, Adem'le Havva'dan günümüze kadar olan bağlantısını evet, işaret eden bir sürü bilgi var. Şimdi burada şöyle şeyler çıkıyor. Sonra mitolojileri araştırdım ve sonra dinleri ve dinlerin içinde bu özelliklerde işte akrabalık bağları, bu özelliklerdeki tanrıları, bu özelliklerdeki işte şahısları, varlıkları kıyaslamaya başladım. Ve sonuç olarak şunu gördüm. Tüm dinlerin tek bir kaynaktan çıktığını ve dünya ve dünya dışı tüm dinlerin de aslında evrensel olarak tek bir din algısına bağlı olup oradan çeşitlendiğini ve doğru, tüm dinde ki siz Kur'an'ı çok iyi bilen bir insan olarak çok daha iyi anlarsınız bunu. Kur'an'ın içinde geçen iblis, şeytan, cennet denilen yer, cennetten kovulma, yani ondan sonra işte el ilah, tanrı, ilah, şeytan, ifrit gibi kavramların bu Sümerlerin bahsettiği Anunnaki sisteminde her birinin karşılıklarını bulduğunu gördüm. Evet. Ve bu sistemi dünya mitolojilerini inceleyerek, mesela Hint mitolojisi, yani mesela Brahma, orada da 5000 tane tanrıları var ama ilk 3 hiç değişmiyor. Brahma anına denk geliyor benim yaptığım çalışmalar ışığında. Shiva Enki'ye, Vishnu'da Enlil'e geliyor. Tirumurti denilen en üst 3 tanrı. Sümerler'de de bu böyle değil mi? Anu. Evet böyle. Hepsi böyle. Her zaman böyle. Şimdi birçok gerçekleri bilmek için yani konuya konunun aslına inmek lazım. Hı-hı. Şimdi ben bu Arapçayı hem dil bilgisini hem de tercüme yaparken hep bunu düşündüm. Ben 2006'da da Kutsal Toprakları ziyaret ettim. Orada gördüm ki birçok yanlışlıklar var. Yalanlar atılıyor. Evet. Mesela zemzem diye bir şey yok ki. Evet. Bak yok. Niye? Şimdi şöyle oluyor. Hazreti İbrahim, ben bu metni, yani zemzem olayını arkadaşlara 1968'de Arapça metinden ben tercüme ettim adamlara. Şimdi İbrahim Mısır'a çalışmaya gidiyor. Obada su yok. Ne yapsın Hacer? İsmail'i alıyor, Sefa'ya götürüyor. Ve orada tepenin başına koyuyor onu. Tepenin başına koyuyorken Sefa ile Merve arasında 4 defa gidip geliyor. 4 defa gidip geldiği zaman bakıyor ki İsmail'in ayaklarının altında su var. Şöyle bir oyuk yapıyor. Oradan kendisi içiyor. Oğluna içiriyor, dağarcığı dolduruyor. Ondan sonra ne yapıyor? Yoluna diyor. 3 adım atıyor daha. 3 adım. Sen ne yaparsın şimdi Hakan'cığım, soruyorum. 1 defa daha aradığın zaman suyu nerede bulacağım diye bakmaz mısın? Tabii. Bakıyor. Su yok. Bitmiş oluyor. Bu peygamberlik özelliği, biliyor musun? Ve peki zemzem zaten Arapçada dap anlamına geliyor. Yani tepinin anlamına geliyor. Bak dap zemzem. Ve peki zemzem nereden geliyor? Ben orada araştırdım, sordum. Bilim adamlarına sordum. Hocaların kendine sordum. Bağımsız adamlara sordum. Almanlar 4 yerden su getiriyorlar Mekke'ye, Medine'ye ve arada en aşağı hepsinin de 4-5 tane arıtıcı koyuyor. Ve bu arıtıcılardan dolayı su zemzem oluyor. Biz de yaptık bir defa. İşte hocanım da burada yanımda. Gelen misafirler dedi ki, hocanım çayda değişiklik olmuş, berrak olmuş. Neden dedi? Çünkü bizim çay yaptığımız için, arıtıcı koyduğumuz için zemzem oldu. Ya çok önemli, çok önemli. İnternette bir problem yaşıyor gibiyiz şu an. Karşıya geldim onlara. Dediler ki Nafiz öldürürler dedi. Ben dedim korkmuyorum. Ben onlardan dedim, bir gün yaşa. Yani yiğitler bir gün ölür, korkaklar her gün. Aynen. Çok yaşayın hocam. Güzel bir haber verelim. Sizi çok yorduk bu saatlere. Aslında sormak istediğim nice sorular var. Ama sizleri de çok yorduk. Banu Kızıltan izleyicimiz sağ olsun. Şöyle bir mesaj göndermiş bize. Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür ve Sanat Merkezi olarak hocamızın eserlerinden bazılarını kuşa kağıt üzerine ve şömizli, ciltli bastırılmasına bütün giderlerini karşılayarak talibiz demiş hocam. Ne kadar güzel, yapalım. Bana emeğiyle çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Banu Hanım çok teşekkürler. Evet, hocamızla e-posta üstünden haberleşirseniz oradan cep telefonunda size yollar ve oradan iletişime geçerseniz ben kendi adıma bir Türkiye vatandaşı olarak tüm Türkiye adına sizlere bu samimi desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben hocam birazcık sizi dinlendireyim. Evet. Yorumlarımıza da birazcık sorulara bakalım. Önemli birkaç şey varsa onları da cevaplayalım. Daha fazla da sizi yormayalım. İnşallah çok yoğun bir ilgi var hocam. Herkes çok teşekkür ediyor genel anlamda sizlere. Çok mutlu olmuşlar ama anlatılanlara üzülmüşler. Ve tekrar program istiyorlar hocam. Sözünü alalım. Evet. Yapalım canım. Her zaman yapalım, böyle konuşuruz. Çok ben ilgimi çekti doğrusunu istersen. Yaparız hocam. Siz de yaparız. Hatta bölüm bölüm Sümerce temel bir dil bilgisi verip insanlar hani belki böyle bir saatlik bir anlatım yaparsınız. Hani oradan ben bunu hoşuma gidiyor alayım ilgileneyim diyenler mutlaka çıkar. Oradan işte kitabınızı alıp çalışırlar. Sonra size iletişime geçerler gibi. Doğru. Evet. Green Yeporta demiş ki 14 kitap yazan kişi direkt profesör olur bu camiada. Ama gördüğünüz gibi olmuyor arkadaşlar. O yüzden işte kimler profesör oluyor, nasıl profesör oluyor diye sormak lazım. Onları da iyi incelemenizi tavsiye ederim. Evet. Elif Alsayet takipçimiz şunu sormuş hocam. Hocam Kur'an'da bahsedilen Samiriler, Sümerler olabilir mi? Demiş. Duyabiliyor musun? Kur'an'da bahsedilen? Heh. Anlamadım. Kur'an'da bahsedilen? Samiriler var ya, bu Hazreti Musa'nın kavminin içinde yer alan bir Samiri. Samiriler, evet. Onların Sümerlerle alakası olabilir mi diye sormuşlar. Alakası yok ama Sümerce'yi Sümerce'den çivi yazısını alıp da yazdıkları için Akaçan içerisinde bu nedenle %40 kelime vardır. Bu nedenle tabii örf ve adetleri de onlardan almışlar, gördüklerini, yapmak istediklerini, yapılması gerekenleri Sümerlerden öğrendikleri için benzerlik olmuştur. Yani ortak noktaları var diyebiliriz o zaman. Bu nedenle çoktur. Beraber yaşadıkları için. Uzun süre beraber yaşıyorlar zaten. Uzun süre beraber yaşadıktan sonra Sümerleri kendi aralarında yok ediyorlar, biliyor musun? Ondan sonra zaten Sümerce'yi öğretmeye başlıyorlar okullarda. Ve orada sözünü ettiğim gibi birçok kelime şeye girmiş oluyor. Akaçya'ya gelmiş oluyor. Girmiş oluyor. Hocam bir soru da ben sorayım bu arada. Evet. Bu değerli konularda sizlerin kitaplarını tanıtmaya çalıştık. Artık öğrendiler. Sizlere ulaşabilirler. Temin etmek için hocanın e-posta adresine lütfen iletişime geçin. Elinde olan kitaplar varsa hocamız size gönderebilir. Yoksa da işte Banu Kızıltan gibi değerli desteklerini sunan izleyicilerimizle beraber bu kitaplar çoğaldıkça edinme şansınız da hocam sizlere yönlendirmesini yapar. Bunun haricinde Sümerler, çivi yazısı ve bu tarihi kitaplarda güvenilir ve mutlaka bunları da okuyun diyeceğiniz yazarlar ve kitaplar nelerdir hocam? Tabii Türkçe yok. Yani bilinmediği için yapılmamıştır ama Avrupa'daki meslektaşlarımın da birçok kitapları var. Ama çokları Almanca. Eğer İngilizce de var tabii. Eğer bizi dinleyen ve o kitaplardan da almak isteyenler varsa ben kitap sahiplerine yazarım arkadaşlara. Ona göre o kitaplardan da temin edebiliriz. Bu çok güzel. Onlar zaten çok seviyorlar böyle şeyleri. Yani yardım etmeyi çok seviyorlar. Bizde de tam tersi. Hocam aynen öyle. Bir fıkra da ben anlatayım ama ironi olsun. Yani durumunuzu anlatmak için. Cehenneme işte gidiliyor. Ondan sonra bakıyorlar orada cehennemde kazanlar kaynıyor. Ondan her birinin başında işte Fransa'nınkinde 3 tane zebani var. Çıkanın kafasına topuzu patlatıyor. Ondan sonra İngiltere'de 5 tane var, çıkana patladı. Almanya'da 10 tane var. İşte şurada bu kadar, burada bu kadar. Türkiye'nin kazanında hiçbir zebani yok. Ya diyor sizlere diyor. Ondan sonra kıyak mı ya, ayrıcalık mı geçiyorsunuz diyor. Neden Türkiye ya kimi yolla görevlendirirsek zebaniler diyor. Hep diyor ondan sonra marazat çıkarıyor, bir müddet sonra bırakıyorlar. Yani niye bırakıyorlar? Çok mu oluyor diyor. Yok aksine bilakis diyor yani. Hiç ne zaman diyor bir tane kazandan çıkacak bir Türk olsa mutlaka bir başka Türk bacağından çekiyordu o yüzden diyor. Zebaniye gerek yok Türk kazanında diyor. Aslında trajikomik bir fıkra. Ama maalesef sizin anlattıklarınıza birebir uyuyor. Biz kendi ülkemizin değerlerini bilemiyoruz. Ve artık işte böyle yayınlarla, böyle paylaşımlarla inşallah daha çok bu ayıbımızı kapatırız diyorum. İnşallah. Ayşenur Öz takipçimiz. İyi yayınlar Hakan Hocam. Konuğunuzun ses tonu Atatürk'ün sesine benziyor. Kendisine selamlar demiş. Vallahi teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, yani birçok duyduklarımdan sonra kahroldum. Bu nasıl ülke, bu nasıl bir sistem demiş antik Çukudu. Yani maalesef ki öyle. Ama biz burada sizin içinizi karartmak ve böyle veryansın etmek için bu programı yapmıyoruz. Tam aksine ülkemizde bu kadar ışığı yüksek, yani gönlüyle iş yapan, hakiki Müslüman, hakiki akademisyen, hakiki bilim insanları dolu, dolu. Sadece Nafiz hocamız değil. Bakın böyle insanlar var ama gündeme getirilmiyor. İşte biz ne yapıyoruz? Ben gündeme getiriyorum. Siz de desteğinizi verin. Bakın birlik olmadan bunlara şey yapamayız. Karşı sistem, yani baskılayıcı sistem tüm dünyada birlikte hareket ediyor. Tüm akademik camiayı, parayı, ilaçları, silahları, eğitimi, her şeyi kontrol ediyor. Ne yapacağız? Biz de önce kendimizden başlayacağız. Kendi çevremize, ülkemize, herkes kendi kapısının önünü öncelikle temizleyecek. Böyle yürekten iş yapan, dürüst, hakkıyla helaliyle mesleğini icra eden insanlara destek vereceğiz. İşte size ihtiyaçları söyledik. Hocamızı tanıttırdık. Yani bundan sonra top sizde diyoruz ve böyle böyle büyüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok teşekkür ediyorlar hocam genel anlamda. Çok teşekkür ederim. Kıskançlık maalesef diyor Mehmet Türkan arkadaşımız. Evet, yani bu sadece oluyor. Bayix Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi ile irtibatı olmadı mı hiç diyor. Oldu tabii ki. Beraber çalışmışlıkları da var hocamızın, ama siz ne diyeceksiniz hocam bu konuda? Beraber çalışmayı mı? Hı-hı. Tabii ben herkesle beraber çalışabilirim. İsteyen herkesle. Yani Alman arkadaşlarıma bile çok yazdım beraber çalışalım diye. Yerlilerle de çalışabilirim ben. Yani geçmişte çalışmanız oldu mu diye soruyor. Anladım. Yok, maalesef olmadı. Yani ben istedim ama olmadı. Bu nedenle yani karşıdaki kendisi bilmediği için bir bilenle çalışmak istemiyordu herhalde. Kuvvetli bir ihtimalle bu böyle oldu. Mahmut Kandemir, Sümer tabletleri hakkında daha doğru bilgi öğrenmek varken hala konuya giremedik diyor. Siçin öyle yapmıyor. İşte direkt konuya giriyor. Sevgili Muammer arkadaşımıza soruyor. Evet, direkt konuya giriyor. Sizi saptırmak için giriyor. Bakın olmayan tabletleri biz burada hangi tableti, nerede bulmuş, hangilerini çevirmiş, hangi konularda uzman, onu anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra yapacağımız yorumlar değerli. Yoksa biz çat diye Sümer tabletlerinde ne yazıyor, şu şöyle miydi demek de vardı. Ama altyapısını bilmediğiniz bir insana inanmayın diye biz öncelikle akademik olarak yaptığı çalışmaların güvenilirliğini anlatmaya çalıştığımız için uzadı. Kusura bakmayın, yani hani herkesin anlayacağı dilde ancak bu şekilde olmalıydı. Dünya adlı takipçimiz, teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Evet, burada çok güzel teşekkürler alıyoruz. Hocam herkes kitapları satın almak istiyorum. Hiçbir yerde yok. Nasıl alabiliriz diyor. Zaten cevapladık. Nafiz Aydın @hotmail.com e-posta adresi hocamızın, mutlaka size geri dönüş yapacaktır. Oradan bilgi ve teminatı yapabilirsiniz. Çok doğru. Evet. Saklı bir hazine gibi adeta hocam diyor Nurşen Kulattı. Aynen öyle. Biz bu hazineyi artık kilidini açıyoruz. Artık tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin hocamıza. Bu yayında paylaşın. Herkes hakikati, gerçekleri görsün ve bu işlerde hakikati söyleyenlerin ne kadar engellendiğine de tanık olsun. Çünkü sadece bu alanda değil, neredeyse tüm alanlarda bu sorunlar yaşanılıyor. Evet. Çok güzel. şeyler var. Yasemin Kara'ya teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Hızlı hızlı ilerliyorum. Yani genelde teşekkürler var. Bunları tek tek okuyamam maalesef, biliyorsunuz. CHZDZ çevrilmiş bir tableti kendisi bizzat çevirip karşılaştırma yapmış mı hocamız diyor. Yani bu başkalarının çevirdiği bir tableti siz de kendiniz çevirip oradaki bilgiler arasında bir tutarsızlık tespit ettiniz mi hocam hiç? Ettim. Bu genel kültür içerisinde, üniversite kültür içerisinde demek ki 46 tane tableti böyle düzelttim. Yani onların yapmış oldukları yanlışlıkları bu 46 tablet hiç olmazsa orada düzelterek yeniden neşrettim. Şimdi bu da şöyle önemli. Gerçekten şu ortaya çıkıyor. Hocam bu tabletler yanlış anlaşıp çevrildiklerine göre yani bunlar semavi dinlerin kitaplarını, yani Hazreti Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in dönemlerine çok yakın, hatta Kur'an'ın da sayılabilir buna. Baktığınız zaman yakın dönemler, Sümerler, ondan sonra Akatlar, Asurlar, Babiller, hemen hemen uzantısı zaten dinlerin, kutsal kitapların başladığı tarihe geliyor. Aynı yanlışlar dolayısıyla kutsal kitapların insan tarafından, çünkü Allah yazılı bir şekilde yollamıyor. Bunlar ilgili peygamberlerin hayatlarının tabii onlarca, hatta yüzlerce yıl sonra yazılıyor. Aynı yanlışlar, hatalar isteyerek ya da istemeden de olsa mutlaka bu kutsal inanç sistemlerinde etkilemiş midir hocam? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, etkilenmiş olabilir doğal olarak. Fakat arkadaşların neden yanlış yaptıkları, dili bilmedikleri için. Mesela şumma kelimesi yalnız bir defa başlangıçta metin içerisinde bulunursa eğer anlamını taşır. Ama bir cümle içerisinde 2-3 defa geçiyorsa, yazılıyorsa ya da anlamını taşır. Bu sözlüklerde de var. Yani Almanca yazılmış sözler de var. Ama arkadaşım bunu okumadığı için, bilmediği için o yalnız başına hepsini şu eğer diye tercüme ediyor. Tümden yanlış oluyor metin. Evet. GDZ kraliçelerimiz derken kimi kastediyor hocamız? Muazzez hanımı mı diyor? Evet diyoruz. Buradan da kendisine selam yolluyoruz. Onunla da bir röportajımız olmuştu. İleride inşallah onu da editler, yayınlarım. Ama şunu da artık bu kadar kendisini tanıdıktan sonra ben bu yakıştırmayı yapıyorum. Muazzez hocamız da canımız. Çok seviyoruz onu da. O da çok kıymetli bir değer. Bu ülkenin çok önemli insanlarından, tarihçilerinden birisi. Ama eğer bu ülkenin bir Sümer kraliçesi varsa ben de diyorum ki artık gizli Sümer kralını da artık tanıyorsunuz diyorum. Ve Sümer kralı olarak da sizi ilan ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Kralsız kraliçe olmaz. Evet, gerçekten bu krallarımız, kraliçelerimiz bu konuda ülkenin gerçekten önderliğini yapan ilk, en başında çekirdek değerlerimiz ve bunlara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Çok teşekkür ederim ama ben de arkadaşların eksiklerini gidermek ve söküklerini dikmek için çok uğraştım. Ama beceremedim ve anladım ki sökük kişilikteyse dikiş tutmuyor. Maalesef. Çok uğraştım yani. Arkadaşlarıma sorun diyorum ya. Bilmediğiniz bir şeyi sorun Allah aşkına diyorum. Ama onlarca sormak hem ayıp ve de aynı zamanda çok günah. Sormuyor adam ve yanlış yapıyor ve yabancı arkadaşlar gülüyor. Bana diyorlar ki sen neredesin diyorlar. Neden sormuyorlar sana diye bana soruyorlar. Sormuyorlar demişler. Maalesef öyle hocam. Maalesef öyle. Yani ana akımın bu deccaliyet sisteminin oluşturduğu ve bunlara teslim edilmiş eğitim sistemi ve akademisyenlik camiasının dışına çıktığınız anda hepsi birden ne dediğinize bakmaksızın, hani ona ters bir şey mi söylüyor, hiç dinlemiyor, saldırıyor. Ve hemen itibarsızlaştırma başlıyor. Aynen öyle. Çok doğru. Yani hocam ben bile yani bu Göbekli Tepe hakkında yorum yapıyorum. O kadar gezi yapmışız. Oradakilerle konuşuyorum. Arazi sahibiyle konuşuyorum. Yurt dışındaki insanların yorumlarını, işte astrolojik hizalanmaları baz alarak yorumlar yapıyorum. Bir bakıyorsunuz yine arkeologlar tarafından mahkemelik olmuşuz. Yani saldırıya uğramışız. Yani ben arkeolog bile değilken neden saldırıyorsunuz? Yani bunlar yanlışların göstergesi. Bir kere bilim insanı her tür fikre açık olmak zorundadır ve her tür fikre saldırarak, mahkemeye vererek değil, eğer kendinden eminse, yani orada öyle bir argüman, bilimsel olarak tüm argümanları üstüne koyup bu şekilde bilimsel olarak çürütmek zorunluluğu vardır. Mahalle ağzıyla bilim yapılmaz. Şimdi ben bunları amatör olarak şey yapıyorum ve saldırılara bir bakıyorum. Hiç bilimsel bir karşılık olmadan tamamen şahsi yorum. Yok vay sen göbeğine bak, sen git davulunu çal. Ya benim göbeğimle, davulumla söylediğim şeyin ne alakası var? Yani davulcum diye söylediğim her şey yanlış mı olacak arkadaş? Bir tek davul hakkında mı konuşacağım? Sizi böyle şeyle kandırmışlar. Bilimi bölmüşler pasta gibi böyle. Sen ona karışma, sen ona karışma. Şimdi diyorlar ki bilim insanları, özellikle tarihçiler, yani bu sizin en büyük sorunlarınızdan birisi bana göre camianın. Yani Sümeri Akad'ı konuşan, bilen bir bilim insanı Mısır hakkında konuşamaz kardeşim diyor. Yahut da Amerikan tarihi hakkında tek kelime edemez. Niye edemesin? Belki okudu, araştırdı, yani kendini geliştirdi. Olamaz mı? Olamaz diyor. Bilimsel değil diyor. Sadece sen haddini bil, alanından dışarı çıkma. Kafana da bir tane yetkili, bir tane şey, akademik şey dikiyor, bekçi dikiyor. Hadi bakalım, ondan sonra gık dediğini hemen ekarte ediliyorsun sistemden. Yani böyle olmaması lazım ama sosyal medya var. Bakın biz burada gerçekleri konuşuyoruz. Ne kadar güzel, iyi yapıyoruz. Evet hocam, hızlı son şeylere de göz atıyorum. Sonra bugünlük bu kadar diyelim. Hocamızı çok yorduk. Yani çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler verdi. Saatlerdir bizlerce. Mahmut Kandemir arkadaşım, yani provokate etmeyin lütfen. Konu başlığı Anunnaki sipariş ettik, kargodan kravat çıktı diyor. Yani tekrar bu arkadaşımızı neşelendirelim. Biraz hırçın bir arkadaşımız galiba. Tekrar duymadı galiba. Anunnakilerle ilgili sorularımızı yönelttik. Anunnakilerin varlığını hoca kabul ediyor. Tabletlerde de geçiyor ama Zekeriya Çitin'den duyduğunuz gibi ondan sonra böyle hiç düşünmeden, araştırmadan inandığınız o kitapların, YouTuber'ların anlattığı gibi değil bu konu diyor kendisi. Kültepe Anunnakiler hakkında zaten ben Önasya kültür tarihinde yeteri kadar bilgi verdim. Tanrılar aleminden bahsederken. Orada var hepsi. Onun için çok önemli kitaplar. Şöyle soralım hocam. Yani şey yapalım. Anunnakiler fiziki varlıklar olarak mı geçiyor Sümerler'de? Yoksa bizim bugün melek, incin, Allah dediğimiz kavramlara mı karşılık geliyor? Aynen Sümerce metinlerde geçtiği gibi geçiyor. Enlil. Ama biraz önce söylediğimiz gibi giysilerde biraz değişiklik yapmışlar. Kral ve Tanrı nasıl giyiniyorsa öyle yapmamışlar. Biraz değiştirmişler. İşte Anun'la Tanrılar olmuş. Adlar öylese. Yoksa başka bir değişiklik yok. Yani uygarlıklar arasında bu Anunnakiler hep geçiyor diyorsunuz ama ben şunu merak ediyorum hocam. Bunlar yemek yiyor mu? Su içiyor mu? Çoluğu çocuğu oluyor mu? Etten kemikten insanlarla böyle karşılıklı olarak diyaloğa geçmiş mi o dönemde? Hiçbir metinde zaten onlar yiyor, içiyor diye bir bilgi yoktu aziz dostum. Öyle bir olmaz. Öyle bir şey, bilgi verilmez. Öyle bir bilgi yazılmaz. Tabletlerde kral her gün lokum yiyor ve pilavı çok seviyor diye bir metin bulamazsınız. Yani mesela Zekeriya Çitin'in kitaplarından örnek vereyim. Doğru mu değil mi siz söyleyin. Orada diyor ki İşte bunların et kızartıldığı zaman bayıldığını, etobur olduğunu, sonra işte özel bir sıvı içtiklerini, ömürlerini uzattıklarını, özel ekmekle işte Hazreti Adem'e işte o ekmeğe yedirdiklerini, içirdiklerini, sofralar kurulduğunu, bunlara kurbanlar sunulduğunu, bir sürü şey yediklerini, içtiklerini söylüyor. Yani fiziksel varlık olarak bahsediyor. Tabletlerde böyle bir bilgi yok mu hocam? Yok maalesef. Ama işte neden yok? Belki var, biz okumadık daha. Yani yalnız bizde bu kadar tablet var. Yani British'de, İngiltere'de ve de Fransa'da Louvre Müzesi'nde de bu tür tabletler var. Onlar da okunması lazım. Ve bizkinler öncelikle okunması lazım. Eğer bütün bunları okursak bu tür bilgilere sahip olabiliriz. Yoksa okumadan, biraz önce söylediğim gibi, varsayımlarla bu iş çözülmez. Yok evet, öyle bir şey. Şimdi bunların tabii mesela Ennil'in çocuğu var diyoruz. Ninurta diyoruz. Ondan evet, sonra işte Nannars'in diğer çocuğu diyoruz. Bunu Utu, Şamaş ve İnan'la işte bunların soy ağacı böyle gidiyor diyoruz. Şimdi dolayısıyla bunlar fiziksel varlıklar ve çiftleşen, eşeyli üreyen varlıklar olarak nitelendirebilir evet, miyiz? Edilmiştir. Tanrı aleminde, ben kitapta göreceksin zaten. Tanrı aleminde şeyleri var yani. Bütün tanrıların aileleri var. Eşleri, çocukları, yaptıkları fonksiyonları. Evet, için var. Onun hepsi yazılmıştır orada. Hı hı. Filiz Karamercan hocam, Nafiz hocama mitolojiyi de sorun lütfen demiş ama o uzun konu, inşallah mitolojiyi evet, ele alan başka bir şey yaparız. Programda olabilir. Evet. Aynen. Evet. Bir iki cümleye sığacak bir konu değil. Sözümüz değil, olsun. Peki bu Anunnakiler konusunda bize kaynak önerebilir mi hocamız? Biz bu Anunnakiler hakkında doğru kaynakları nereden bulabiliriz diyorlar. Benim kitabı alır okursa orada var zaten. Ve kaynaklar da var. Hangi kitapta hocam? Evet. Ön Asya Kültür Tarihi. Ön Asya... Sende olmaması lazım. O galiba bende yok. Gösterecektim ama. Evet, sende yok. Evet, ben biliyorum zaten. Benden aldıklarını biliyorum ben. Tamam. Bu sende yok. Evet. Valla eksik ne kitap varsa hocam, ben zaten yayından sonra onların alacaksın. Evet. Şey diyor mesela, bir arkadaşımız var İstanbul Üniversitesi'nde, Ahmet Beckson. Hocam diyor, senden aldığım kitaplarla bir kütüphane oluştu diyor. Evet. Aynen öyle. Fayda var yani. Yani valla siz de zaten ayaklı kütüphanemizsiniz hocam. Yararlı yani. Özellikle Kur'an olsun, ondan sonra biraz da biz gülelim olsun. Ondan sonra Hitit yasalarıyla Hammurabi yasaları hakimler, savcılar için önemli. Mesela 163. madde Hammurabi'de, bizde de var. Aynısını uyguluyoruz. Ne diyor Hammurabi? Eğer bir adam çocuklarından birisine bir ev, bir tarla, bir bahçe hediye ederse ve buna bir vesika yazarsa, kardeşleri baba öldükten sonra babasının kardeşlere verdiği bu tarladan, evden, bahçeden hak iddia edemezler. Kalan malı da diyor ortaklaşa paylaşırlar. Ya. Aynen böyle. O kadar arkadaşlarıma sordum ben. Böyle. Daha birçok maddeler var böyle benzeyen birbirine. Evet. Hocam evet, sorular, yorumlar bitmiyor ama hızlı hızlı geçeceğim çünkü artık saat yarım oldu. 2,5 saattir hocamız aralıksız evet, yoruldu. Evet. Çok güzel tebrik ve teşekkür mesajlarınız var. Hocamızı evet, yeni tanıyanlar var. Onlar çok mutlu olduğunu ve böyle bir değeri, yani hala hayattayken biz hep öldükten sonra kıymetini bilen bir milletiz genelde. Ama hocamız kanlı canlı, Allah uzun ömür versin. Bu kadar çalışmış, hala da uğraşıyor bizler için, sağ olsun. Ve hayattayken ona desteğimizi vereceğiz ve teşekkürlerimizi ulaştıracağız. Sizlere de bu kadar canlı gönülden takip ettiğiniz için, şu an biraz azaldık ama yine hala 750 kişi canlı olarak izliyor ve 4500'e yakın izleyip bu programı şu anda izlemiş olan tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Umarım bu konularda birazcık sizi aydınlatabilmişizdir. Bu konulardaki gerçek ve hakikat bilgiyi kimlerde, nerede bulacağınızı ve bunların neler olabileceği hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Hocamızı destekleyelim. Lütfen bu kitapları edinelim. Hepsini okuyalım. Çevremizde paylaşalım. Bu yayını da paylaşalım. Onlar da çevresiyle paylaşsın ki hocamızı burada sahip çıkalım. Türkiye'de bu konudaki desteğimizi hocamıza karşı oluşturalım diyorum. Daha sorulacak çok soru var. Haklısınız. Yani Anunnakiler konusu, diğer bir sürü dinler konusu. Ama bunlar dediğim gibi saatler sürecek konular. İnşallah hocam da kabul ederse ileriki tarihlerde bu konularda dinlerle ilgili, mitolojilerle ilgili, diğer kültürlerle ilgili, Sümerlerin kendileriyle ilgili, Anunnakilerle ilgili detaylı bir çalışma yaparız. Bu programın asıl amacı hocamızı doğru tanımaktı. Hocamızın ne kadar derin bir bilgiye sahip olup bunların dünya genelinde eşsiz bir hazine olduğunu sizlere anlatmaktı. Bu hazineden faydalanın lütfen. İnsanların da faydalanmasına aracı olun. Bundan sonraki programlarımızda eksik kalan sorularımızı da hocamıza yönelteceğiz inşallah. Hocam söylemek istediğiniz son bir kapanış cümleniz var mı? Var ama Akatça. Buyurun. Aramkun adanış. Ben sizi çok seviyorum. Oo harika. Allah süper. Evet. Şimdi ben de şöyle kapatayım hocam izninizle. Evet. Bu kadar çalışma yapmış hocamız. Ben de biraz araştırma yaptım. Hocamız bu kadar çalışmanın içinden 3 tane sözü çok seviyormuş. Bir tanesi bunların ilki. Yani Sümerlerden kalma sözler bunlar. Sümer atasözleri. Bilmiyorsan öğren, biliyorsan öğret. Hocam yani Sümerli atalarımıza da selamla saygı. Ben de bunu yaptım zaten. Evet. Ben de bu söze paralel olarak bunu yaptım. Sizlerin izinde hocam. Bizler de elimizden geldiğince yani ben bilmediğim şeyi hocama soruyorum. Bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta Sümerlerin İyileri de bunları yapmaya çalışıyormuş. Sonra bir söz var. Unutulmak istemiyorsan ya okunacak bir şeyler yaz ya da yazmaya değer bir şeyler yap demiş Sümerliler ve Nafiz hocamız. Evet çok teşekkür ederim efendim. Ve son sözü şöyle kapatalım. Planlarımızın bir hedefi yoksa başarılı olamayız diyor. Eğer bir kişi hangi limana gideceğini bilmezse hiçbir rüzgar ondan yana esmez diyor. Yani vallahi Sümerler mi ileri biz mi ileriyiz yoksa ileriye mi gidiyoruz geriye mi gidiyoruz? Bu sözler için hem Sümerlilere hem de bunları beğenerek bugünlere taşıyan Nafiz hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet siz de doğru limanı seçeceksiniz ki doğru hakikat bilgileri size gelsin. Ve o rüzgar yelkenlerinizi doldursun. Hakikat bilgisiyle, sağlıkla, sıhhatle, neşeyle, yüksek frekansla yelkenleriniz sizleri istediğiniz limanlara ulaştırsın en kısa zamanda diyoruz. Ve Nafiz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim ben de efendim. Her zaman desteğiniz, yanınızdayız, desteğiz, arkanızdayız hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlere vakit ayırdığınız için. İnşallah başka konularda yine izleyicilerimizin karşısına çıkarız. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.